7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Yemek yaparken zamanım bile artacak o derece. Hadi bakalım. Çünkü menü çok komik. Yusuf Bey bugün çocuk menüsü yapacak. Bugün bayağı bir eğlence bizi bekliyor. Annemle üvey annem bu sefer abla kardeş gibiler. Çok iyi anlaşıyorlar. İkisi de beyefendiyi iyi tanıyor. Beraber gelince dedikodu. Asla böyle bir şey kabul edemem. Masada sürprizim var. Herkese sürpriz olsun. Bey, şuna bir bakar mısınız? Süpersiniz. Ellerinize sağlık. Onu biraz maydanozla taşlandırabiliriz. Allah Kadir'e sabır versin. Bak şimdi miktarından nefret ediyorum. Ne yapsam? Size bir tüyo vereceğim. Dört tane dişi timsah. Sen de kanlı bir kırmızı et gibisin orada. Tam orada. İnsan ağzından kaçmayı da biliyorum bu arada. Gitti zaten orada. O kadar çok şey var ki nereden başlayayım? Şimdi. Dolusunuz anlaşıldı şimdi. Çok fena. Bir de şunu göstereyim canım. Sesi içine kaçtı Yusuf'un. Şimdi çorba dediniz siz. Evet. Bu galiba pilav. Yani illa çorba dediğiniz sıvı şey mi olması gerekiyor? Pilava da çorba diyelim o zaman. Sanırım Mine Hanım'ı düşünmüş. Hiçbirinde tuz tadı alamadım. Zaten yapamayacağını biliyordum. İçindeki malzemeler zaten birbirini bastırıyor. Şu hareketi yapmasanız gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Bu kadar basit yemeği yapamaması çok eğlendirdi beni. Ne oldu, yaktı mı? Yaktı. Herkes yandı galiba. Tepkileri abarttılar. Sizinki kaç santim Güneş Hanım? 4 santim. Kadir Bey, ben dalga geçmiyorum ki, gönderme yapıyorum. Sizinkine bakayım kaç santim? Havada bulut yok, bu ne dumandır. Hanımlar, beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. Ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'den haftanın dördüncü günden herkese merhabalar efendim. Bu hafta da yavaş yavaş bitiyor büyük finale. Sadece son bir gün kaldı. Bugünkü yarışmacımız Yusuf Bey. Evet, Yusuf Bey biliyorsunuz pazar sitesinden beri iddialı yorumlar yaptı. Özellikle sürekli olarak Mine Hanım'ın yorumlarına girdi. Bugün Mine Hanım da, bugün Ayşegül Hanım da, diğerleri de eminim ki sizler kadar Yusuf Bey'in hamaratlarını merak ediyorlar. Açıkçası ben de merak ediyorum. O yüzden lafı fazla uzatmayacağım. Hemen kapıyı çalalım ve Yusuf Bey'in günü başlasın. Bugün aslen muştu olan, İstanbul'da yaşayan mağaza sorumlusu, bekar ve iddialı yarışmacı Yusuf Bey'e konuk oluyoruz. Şahane lezzetler, muhteşem tarifler, müthiş hamaratlıklar için biz hazırız. Yusuf, ben 24 yaşındayım. İstanbul'da babaannemle beraber yaşıyorum. Muştuyum, mağaza sorumlusuyum. Şu an çalışmıyorum ama farklı bir şirket. Ben işte tip aldım. Yarışmadan sonra orayı değerlendireceğim. Bilişim mezunuyum. Günaydınlar. Yusuf Bey, ne kadar şıksınız. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok? Teşekkür ederim. Siz sormalı. Bayağı böyle savaşa gider gibi hazırlanmışsınız. Benim günüm. Biraz özen göstereyim. Günaydın dış sesçim. Günaydın. Nasıl hazırlanmış görüyor musun? Çizgi film karakterlerine benzemiş. Allah kahretmesin seni. Öv biraz, öv. Bacakları uzun olur ya onların. Ya övülmeye ihtiyacım yok ama. Sen de hiç alttan almıyorsun. Ama öyle değil mi? Yok, tamam, övülmeye ihtiyacım yok. Okey de bir efendi övseydi fazla zarar gelmezdi yani. Teşekkür ederim. Seni birazdan övecekler, merak etme, bu kapıdan içeri girecekler. Gömecekler de. Bir yabancı yok, üçümüz biz bizeyiz. Cidden donanımlı mısın? Yoksa kesinlikle sadece onları bastırmak için laf olsun diye mi konuşuyorsun? Hayır, ben doğalım. Hayır, ona göre destek çıkacağım sana. Doğalım ben, buyum. Ha, dolu musun yani? Doluyum derken mesela... Yani altı dolu mu bu konuşmaların? Altın dolu. Ha, iyi, peki, kesinlikle dolu. Göreceğiz bugün bakalım o masada. Hanımlar seni mi yiyecekler, yemekleri mi yiyecekler? Peki, başlayalım mı? Şöyle bir evi gezelim. Hadi geç. Buyurun. Geç. Çırasını yakacaklar, ben sana diyeyim. Bugün benim günüm. Heyecan yok, gayet relaksım, rahatım, stres sıfır. Mutfağın rengi ne? Hele halıyla kombini ne? Çok tatlı bir mutfak efendim. 80'ler desem 80'ler değil, belki 90'lara bir nebze benziyor. Televizyonu da kondurmuşlar. Yalnız ocak tuhafıma gitti. Ankastre görünümlü bir fırını, ocak görüyorum.
Çok da temiz. Maşallah hiçbir fırında bir şey pişirmediniz mübarek. Camları ışıl ışıl. Ocağın kendisi temiz. Aspiratör de tertemiz. Hiç yağma yok. Bulaşık makinesini açalım. Filtresini. Yusuf Bey, temizlik konusunda da iyi misiniz? İyiyimdir. Siz bir şey bulamadınız ama ben illaki bir şey bulacağım. Sen zaten mezardan ölüyü çıkarırsın. Neymiş o eksik, söyle bakalım. Bakacağız, beraber bakalım. Beraber. Şu ana kadar gözüme çarpan bir şey olmadı. Adam hayata maraz aramak için gelmiş, yemin ediyorum. Sürekli bir kusur bulma çabasında. Kusur bulmak için değil. Hazır mısın dış ses? Her zaman hazırım. Şeffaf örtüye hani laf ediyorlardı. Kadın bildiğin yüklük örtüsü örtmüş burayı. Hay maşallah. Ne gerek varsa. Evet. Hadi bakalım, geç salona Yusuf'cum. 7 kardeşiz. 4 öz, 3 üvey olmak üzere. Annem ve babam 12 yıl önce ayrıldılar. Annem 3-4 sene öncesine kadar bizimle beraberdi. Anneannemin rahatsızlığından dolayı anneannemle beraber yaşamak istediklerinden şu an orada. Babam ikinci evliliğiyle ayrı yaşıyor, 3 kardeşimle beraber. 2 abim yurt dışında, ablam Çanakkale'de evli. İstanbul'da, annemin en küçüğüyüm bu arada. Hay maşallah. 8 dönüm salon. Ne kadar büyük, geniş. Hadi banyoya bakalım. Hadi bir de hızlıca banyoya bakalım hemen. Kapitoneli varaklı mobilya buldun. Niye bakıp aralarına girmedin? Temizlik yaparken girelim dedim. Yusuf Bey maraz arıyor ya, Yusuf Bey geçsin şöyle güzelce. Hadi geç. Geç, bu adam seni gözüyle yiyecek. Oku çocuğa, oku. Babaannemle anne evlat gibiyiz. Torun ilişkisi asla yok. Beni yanlış anlamazsalar halamlar, amcam, babam evlatlarından daha üstün tutuyor. Ki gerçekten de bunu hissettiriyor. Özel de hissettiriyor. Bir nevi ayırt ediyor. Oy maşallah, ev sahibimizin temizliği havlularından belli, sakız gibi. Siz nasıl yıkıyorsunuz Yusuf Bey havluları? Şöyle, deterjan dozlamasına çok önem veriyorum. Öyle göz kararı iş yapmam. Bir de soğuk suyla yıkıyorum. Maşallah. Peki deterjanı ne kadar koyuyorsun? Makinem 4-5 kilo kadar doluyken 2 çay bardağından biraz fazla deterjan ekliyorum. Bir de kıyafetlerimi haşlamıyorum. Soğuk suda yıkıyorum. Maşallah, aferin sana. Zaten günümüz soğuk suda yıkama devri efendim. Kesinlikle. Havlumuzu bırakıyoruz. Hemen gidip misafirlerimizi alıyoruz. Haydi koş. Çok iddialı olduğumu düşünüyorum. Britanya ve Fransız kökenli bir ana yemeğim mevcut. Muş'a ait yöresel bir çorbam var. Daha önce tattıklarını düşünmüyorum. Benim sayemde bunu da tatmış olacaklar. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bomba gibiyim. Muş Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Merhabalar Yusuf Bey. Nasılsınız bugün? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok şükür, teşekkür ederim. Merhabalar, günaydın. Merhabalar Ayşegül Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bugün çok mutlu görüyorum, ben de çok sevindim. Siz teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yusuf Bey'in karşılaması aşırı heyecanlıydı. Elleri titriyordu, konuşurken de sesi titriyordu. Yani lafları karıştırdı, el ayağı titredi. Çok fazla heyecanlıydı bugün. Bugün senin günün Mine Hanım. Evet. Merhabalar. Revaş zamanı. Hoş geldiniz. Merhabalar Ayşegül Hanımcığım. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz? Nasılsınız? Enerjikler maşallah. Evet. Valla ben meraklıyım. Bugün inanılmaz meraklıyım. Masayı merak ediyorum, sizi merak ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlarım bugün çok çok ön yargıyla yaklaşacaklar. Yaşımın gençliğine bakarak yorumlayacaklar. Ama onları şaşırtacağım. Evet, hazır enerjiler mısın Yusuf? Enerjiler çok yüksek. Ben de enerjiler çok mutluyum. Enerjiler yüksek. Herkes enerji meraklı yüksek. Çünkü. Enerjileri görünce ben daha çok enerjik oldum. Ne güzel, ne güzel. Öyle bakalım, atıp tutmak mı oluyor muymuş? Atıp tutmakla değil. İşte öyle. Rahat yaşamadın o etapları. Yemek yaparken zamanın bile artacak o derece. Hadi bakalım. Karşılaması güzeldi. Güler yüzlüydü. O her günkü iyileyici enerjisi vardı gene. Kolay mı benim ya? Zaman artmak mümkün değil. Zamanımı, evet, yemeğimi lezzetli yapacağım. Özellikle takıntım olduğundan dolayı masayla daha çok. Neden İnşallah. Peki Ayşegül Hanımcığım? Şimdi biz yemekleri yaşa göre sınıflandırıyoruz ya. Çünkü Yusuf Bey bugün çocuk menüsü yapacak. Sen beni hemen böyle bitecek. Ondan sonra oturacağız. Menümü evet. Hani bizi menü yaşlı görüyorsun ya. Çocuk menüsü mü değil mi? Göreceğiz. İnşallah. Bekliyorsunuz. İnşallah hazır ürün yoktur. Çok pardon, hiçbir bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Yusuf Bey çok böyle hani titiz, takıntılı, temiz ya. Gömleği lekeli. Onu hem fark de kendi ettim biraz önce ama... şey, makyaj yaparken oldu. Ha bilmiyorum. Hem de Ayşegül sizin özel bir masada şey yaşlı. Şimdi dağıtmak istemedim. Islak mendille silsem dağılacak, daha çok leke olacak diye. Ama bakın sizin için bugüne kadar şık giyinmiş. Evet, teşekkür ederim. Karşılamak için. Teşekkür ederim. Peki Yusuf Bey'i tanıyalım biraz. Tek bildiğimiz evet. Şey Yusuf Bey'in böyle her şeyden bir maraz çıkartması. Maraz kendi de söylüyor. Ya. Ben ararı bulurum diyor. Bulurum. Gözüme çarpan bir şey varsa saklamam.
Mine Hanım da olsa, yaşı büyük de olsa, yaşı küçük de olsa söylerim. Niye Mine Hanım'ı övmek istiyorsun? Hayırdır inşallah. Sana sen kalırsa başka bir şey. Ayşegül Hanım da olabilir. Mesela ne yaşı yakın olan Nurşan için de söyleyebilirim. 2 yaş var aramızda. Onun için de söyleyebilirim. Sorun yok. Senin için bir yaş yani. Önemi yani. Yaş önemi yok bende. Bu arada kesinlikle bana tecrübeyle gelmesinler. Tecrübe yaşa bakmıyor. Sen kendini anlat bize. 24 yaşındayım. İstanbul'da babaannemle beraber yaşıyorum. Mağaza sorumlusuyum. Yakın zamanda işten ayrıldım. Farklı bir şirketten teklif aldım. Yarışmadan sonra orayı değerlendirmeyi düşünüyorum. O yeni şirket senin bu takıntını biliyor mu? Efendim? Bu takıntını biliyor mu yeni şirket? Yani gittiğim her iş görüşmelerinde bunu söylüyorum. Özellikle zaten ondan haline. Dolayı alıyorlar beni. Çalışanların vay haline de sahibi ister. Patron sever de çalışanlar sever. Evet. Yusuf Bey'in heyecanlanacağını ve nizama, düzene dikkat edeceği için yetiştiremeyeceğini bile düşünüyorum. 7 kardeşiz. Maşallah. Babamın ikinci evliliğinden dolayı tabii. Hmm. 4 öz, 3 üvey diyeceğim ama aynı babadan olduğu için üvey gibi bunu da açıklamak istedim. 4 kardeş senin annenden olan mı diğer hanımefendi? 4 kardeş olarak annemden. Annemin en küçüğü de benim bu arada. 3 kardeşim var. 2'si kız, 1 tane erkek. Annem mi ilk evlilik yoksa? Annem ilk evlilik. Annem ilk evlilikten. 12 yıl önce ayrıldılar babaannemin. Küçük kardeşlerim var. Babaannemin yüzünden diyeceğin gibi geldi bana. Hayır, kesinlikle daha iyi. Babaannemin yüzünden asla değil, küçük yaşta evlendiler. Daha önce şöyle söyleyeyim, düğünden önce 3 defa birbirlerini görüyorlar. Siz de olsanız, mesela siz de olsanız derken bir başkası da olsa, yani mantık evliliği eskiden şey yaparlardı. Şimdi ise severek evleniyorlar. Maalesef onların öyle bir şansı olmadığı için tamamıyla görücü usulü. O yaştaki çocuk sevgi nedir bilmez. Evet bilir, tamamıyla bünyeye bağlı yaşadığı durumlara. Yıllar geçse de birbirlerini sevememişler mi? Kesinlikle. Sevdikleri yıllar oldu elbet, olmadı değil. Zamanla ister istemez zaten sevmek zorunda da kaldı. Sonra baban evlendi. Annem boşandıktan sonra evlendiler bu arada. İkinci eşi Kars'tı, çok severim. Abla diye hitap ediyorum bu arada. Görüşüyorsunuz güzel. O derece samimiyiz. Ablamdan daha samimi benim için. Şöyle söyleyeyim, annemin yapamadığını yaptı demeyeceğim ama yanlış anlamayın. Anne kadar gerçekten anneliğini bana hissettirebiliyor. Maşallah. Ne mutlu. Ne güzel. Peki annem bu durumdan memnun mu? Hani bazı anneler istesin. İşte, evet. Yani ayrıldıktan sonra evlenselerdi ikinci eşe karşı hep bir şey vardır yani. Şimdi, üvey annemle abla kardeş gibiyiz ya. Annemle üvey annem bu sefer abla kardeş gibiler. Çok iyi anlaşıyorlar. Ben bile şaşırdım. Yok artık. Gerçekten ben bile şaşırdım. Ben asla böyle bir şeyi kabul edemem. Bu hiç bana göre değil. Yani eşimden eğer ki ayrılıyorsam onun artık yeni eşi, çocuğu, yeni hayatı beni asla ilgilendirmez. Evet çocuklarımı görürüm ama onu ve eşini asla. Yani onun çocuğuna nasıl bile... Nasıl peki itibat kurdular peki, ikisi? Ben onu soracağım. Şöyle, bu kadar annem, anlaşacak kadar ya, nasıl görüşüyorlar? Babamla eşi ayrı yaşıyorlardı. Biz babamla görüştüğümüzden dolayı ziyarete geliyorlardı, eve geliyorlardı. Görüşüyorlardı. Babamla annem konuşmuyorlar tabii. Şimdi annenin yanına baban ikinci eşiyle birlikte geliyorlar. Geliyorlar ama... Baban annenle babam, görüşmüyor mu? Üvey annenle annen görüşüyor. Babam üvey annemi eve bırakıyor, gidiyor annem evde diye gelmez. Aa. Gelmiyor. Peki üvey anneni niye getiriyor baban gelmiyor? Hadi baban sizi görmek için geliyor ya, ki. Şu şekilde annem o tarz şeylere takılmaz. Çok anlayışlı karşılığı. Yani sonuçta anlaşarak boşandılar. Belki de sevgisi tamamıyla bittiği için. Ya, sevgisinin bittiğinden değil de... Anlayışlı bir insan. Sonuçta boşanmış yok, da. Yok belki de beraber babasını çekiştiriyorlar. Ablanız annenizin evine niye geliyor? Hani abla diye hitap ediyormuşsunuz ya, o kısmı anlamadım. Biz oradayız, hani, babaannem orada, babaannem bir nevi. Ona da kaynanası olduğundan dolayı. Sen annem babaannenle birlikte mi yaşıyor? Evet, biz bu arada onu atladım. Annem, babaannem bizlerle beraber yani anneyle yaşıyorduk. Aa ne güzel. Anneannemin rahatsızlığından dolayı 3 sene önce annem anneannemin yanına gitmek zorunda kaldı sağlığından dolayı. Yani babanla boşanmışken babaannenle kalmaya devam ediyorlar. Saygı duyarım. Onun özel hayatıdır. Ama ben kendi adıma konuşayım. Ben eşimle eğer ki ayrılsaydım asla kaynanamla beraber yaşamaya devam edemezdim. Bu hiç bana göre bir şey değil. Akrabalık var mı arada? Halamın eşi eniştem, annemin amcası. Yok, oralar o kadar değil. Ya, çok yakın akrabalık. Kanbağlık da yani tanışmışlık var sadece. Evet, annesinin kayınvalidesini yaşadığına gerçekten şaşırdım. Bir de üvey annesinin gelmesi beni çok çok şaşırttı. Bizim öyle bir şey mümkün değil, olamaz yani. Onu ben şahsen asla kabul edemem. Ve annem boşanmasına rağmen annesiyle gitmedi, babaannenle kalmaya devam etti. Sonra anneannenin rahatsızlığından dolayı gitti. Yakın zamanda, 3 yıl önce gitti. Ha, görüşüyoruz, gidiyorum da ziyaretine gidiyorum. O da geliyor İstanbul'a.
Abdullah. Demek ki bir tek babanla araları... Ya sorun yaşadıklarından değil. Görüşmek istemiyorlar birbirleriyle. İşte babanla görüşmüyorken üvey annenin gelip o görüşmesi... Hani sık rastlanan bir olay değil yani. Evet, evet, şaşıracağınızı bekledim. Nasıl? İkisi de beyefendi iyi tanıyor. Beraber gelince dedikodu... Asla dedikodu yapmıyorlar kesin. Hayır, dedikodusu olmayacak. Eski karısıyla yeni karısı adam mı çekiştirecek? Oldu ki Serhat'la ayrılırsak, o da biriyle evlenirse asla tabii ki de ne Serhat'la ne annesiyle ne babasıyla ne eşiyle asla görüşmem. Şunu da ekleyeyim, doğduğumdan beri gördüğüm göreli babaannemle beraber yaşıyoruz. Güzel, aranızda iyi bir ondan dolayı bağ bundan dolayı geliyor. Peki bir tek sen mi babaannene yaşıyorsun, diğer kardeşlerin? Şu şekil, iki abim İsviçre'de yaşıyor bu arada. İsviçre'ye gitmeden önce onlar da beraberdik. Gitme kararı aldılar, temelli orada yaşıyorlar. Ha, normalde annenle baban ayrıldı, hepimiz babası tek tek gidenler tabii, oldu. Tabii sadece babam bizden ayrıldı, biz beraber yaşıyoruz. Ev bozulmadı yani. Ev bozulmadı, sadece yaşam evet. tarzlarını değiştirmek için fikirler, kararlar alındı. Herkesin kendi geleneği. Babam evlendi, iki abim de yurt dışında yaşıyorlar. Sen de buradasın. Ben de babaannemi bırakamıyorum, annemi bırakamıyorum. O da sana büyük bir destek demek. Allah başından eksik. Çok çok. Allah, Allah, Allah uzun ömür versin, acısını göstermesin. Herkesin yaşlısında, hastasında. O zaman inşallah. Bize yap bir kahve de, bir kahve içelim. Hadi bakalım. Nasıl içersiniz? Sade alın. Sade. Babaannem 87 yaşında. Dışarıdan bakılırsa hükümet bir kadın. Çok da destekçi oldu. Sabah çıkarken de çok çok dua etti. Onun duasıyla ayaktayım. Onun duasıyla ilerliyorum. Onun adaletiyle kendimi büyüttüm. Adaletimi burada da konuşturacağım. Babaannemin bana aşıladığı adaletimi burada da konuşturacağım. Şaka bir yana yani cidden çocuk menüsünü bekliyorsunuz, inadına mı söyledin? Hayır, cidden öyle bekliyorum. Ya kendi öyle düşünüyor yani. Yani çocuk menüsü yaşı derken... büyük olanlar yapamaz diyorsa hani bazı evet. şeyleri o da demek ki yapamayacak ama büyüklerin yaptığı şeyleri. Ama pazartesi emeli ben iyiyim, ben harikayım, ben yaparım, ben ederim. Yani bu kadar konuşan adamın altı boş ama olabilir mi sizce? Ama kendi teorisinden ötürü kendisi diyor ya yaşı büyük olanlar şunu yapamaz. O zaman küçük olanlar da onları yapamaz diye bize kendi düşündürüyor. Yani ben tam olarak köfte patates demeyeyim de ama böyle hani çok böyle kolay, rahat, hemen aşamasız. Böyle pratik yapılabilecek şeyler. Ve Yusuf Bey hani diyor ya böyle çok milim milim inceleyeceğim masayı vesaire, hiç öyle olmayacak. Bak adım gibi eminim. Ona ben de çok öyle bir heyecanlanacak, yani. Öyle bir telaşlanacak ki hiç şimdi de öyle olmayacak. Şimdi iki saatin içinde hiç yarışmadığı için bu kadar evet, rahat evet, böyle evet. milimetrik santim santim takılıyor. Ama evet, az çok evet. böyle konuşup da sonra masada biliyorum iki saatin içinde yetiştirmeye çalışırken ama diyorsunuz ki zaten çok aşamalı menü seçmemiştir. Vakti kalır ama o kadar milim milim sanmıyorum. Demek ki masayı hesaplayarak bir menü seçti o zaman. Bence o de. Zaman basit bir menü seçti ama benim Yusuf'a masada sürprizim var. Sana sürprizim var. Ben dedim bugün sürprizlerle dolu bir bölüm bakalım. Olacak. Yusuf'a sürprizimi masada söyleyeceğim. Herkese sürpriz olsun. Bugün ona evet. iade edeceğiz. İyileri iyi, kötüleri kötü. Aynen öyle. Bakalım. Eleştiri konusunda açık mı onu merak ediyorum. Bugün herkes çok enerjik. Çünkü Yusuf Bey birkaç gündür bizi sürekli böyle irdeledi. Sürekli böyle saçma sapan hep yorumlar yaptı. Dolayısıyla da bugün herkes çok dolu geldi. O yüzden bugün bayağı bir eğlence bizi bekliyor. İddialı gelmişlerdi ama söndürdünüz sanki. Söndüreceğim. Daha bekleyin, daha sohbet edin. Merhabalar. Sadece. Bu da bir merhabalaşma. Ayşegül Hanım gömleğinizdeki lekeyi söyledi. Anlayışlıyım ben bu arada. Eleştiriye açığımdır. Gördüm, takdir ettim. Teşekkür de ederim. Bu arada birazdan teşekkür edeceğim. Unuttum onu. Bugün çok nizamlı bir masa görecekler mi? Mezura getirmelerine gerek kalmayacak şekilde bir masa. Yusuf Bey'den bugün çok böyle hani takıntılı işte titizim diyor ya sürekli. Çok iyi bir masa düzeni bekliyorum. Ama olabileceğini sanmıyorum. Kraliçelere layık bir masa. Kendileri de çok prenses hanım hanımcıklar. Onlara layık. Yani o hani beni karşıda bir konuşuyor ama hep muhalefet çünkü kafasında bir şey var etmiyor. Onu söylemek istiyor hemen böyle. Evet, dinlemeden peki dün siz Ayşegül Hanım masanın en başına yaptığı uyarıdan niye rahatsız oldunuz? Yalnız bir şey rica edeceğim. Tabii ki eleştireceğiniz, tabii ki olan olmayan varsa söyleyeceğiniz kabulüm. Hı. Ama lütfen hakkaniyetli olun. Olmuş şeye olmamış deyip saçma sapan şeyler rica ediyorum söylemeyin. Ben yani uyarı değil. Oldum. Bir kere şunu söyleyeyim. Oldum. Uyarı gerçekten değildi. Oldum. Ricaydı. Mina Hanım dedi ya bizi niye evet, neden rahatsız böyle olmuş. Aman yavaş. Duydum ama uyarı değil rica ediyorum dedim. Hepinize evet, uyarı demedim. Siz niye rahatsız oldunuz bu ricada? Valla bizim uyarı ihtiyacımız yok. Hepimiz yaşlı büyük insanlardık yani yapabilirdik kendimize göre. Hani o benim için uyarıydı o. Hani biz ben sizin evinize söylemedim. Gelmişiz. İrite oldum yani ürktüm hani acaba bir şey desem ne yapacak Ayşegül Hanım demeye. Hayır canım demeye... estağfurullah Mina Hanım benim onu söylemekteki en büyük amacım belki belirttim. Belki belirtmedim bilmiyorum. Olun. Şöyle Yusuf Bey şimdi ilk gün sizde
işte suyun milimine, tabağın eğrisine çok fazla takılıp çok gerdiği ortalığı. Evet. Gerince ister istemez her şey yükseliyor, evet. Moral de bozuluyor, yemeğin tadı da çıkmıyor. Evet. Yani ben de bu şekilde hani böyle çok gergin, böyle bağırış çağırış bir masa olsun istemedim açıkçası. O yüzden ama dediğim gibi tekrar söylüyorum, uyarı asla değil, orada da söyledim, rica ediyorum dedim. Yani böyle hani biz niye geliyoruz buraya? Yemek ya, adı üstünde, evet. Yemek. Yani su bir milim, iki milim aşağıda olmuş, yukarıda olmuş. Ne olacak yani? Ben hiç bunlara takılmadım zaten, hep de söyledim yani. Hep Yusuf Bey'in yaptıklarını söylüyorsunuz ama keşke direkt ona söyleseydiniz o zaman çoğulu yerine. Çok için gereksiz ama işte o birine bir şey söylüyor, doğal olarak karşılığını alıyor. Bunlar sade sizin. Yusuf Bey diğerlerini de yönlendirir tamam, diye mi herkes söyledi? Yönlendirme değil ama ister istemez şimdi karşılık veriliyor. Bu sefer ortam çok geriliyor gereksiz yere. Bu da herkesi gerip rahatsız diyelim. Oluyor yani. Ayşegül Hanım ve Mine Hanım'ın çok ağır karakterleri var. Bizden farklılar. Ama biz de Yusuf Bey'in yorumuna göre yorum yapmıyoruz. Biz adaletli olmaya zaten ortalık çalışıyoruz. Ortalık yükselmiyor ama. Mu? Yani sonuçta ama yok, gerilmiyor ama mu? Yok oluyor ama siz adaletli davranalım gerilmiyor değil mi? Mu? Biz zaten herkesin hakkını biz vermek sonuçta için sonuçta geriliyor. Önce ben birazdan zaten sizi gereceğim. Gerilmeden önce birazdan gereceğim. Vermiş olduğum cevaplar size biraz daha takıntılı olduğunuzdan dolayı. Biz mi takıntılıyız? Vermiş olduğum cevaplar size geldiğinden dolayı diyorum. Yine Ayşegül eleştiriye açık olmayacaksınız. Çok zevk alarak geçiriyorum. Bugün dördüncü günü. Ben çok eğleniyorum. Siz beni eğlendiğimi görüyorsunuz ama ben çok eğleniyorum. Ben sizi daha çok gereceğim derken evet. Daha çok açıklama yapacağım. Bu sizi daha çok gerecek diye düşünüyorum. Onu şöyle söyleseydiniz keşke. Ben bugün çok güzel şeyler yapacağım. İnanamayacaksınız gibi söyleseydiniz. Ya da eleştiremeyeceğiniz kadar güzel yapacağız. Sizi gereceğim ne demek? Daha sabah sabah sizi gereceğim. Onu söyledim ben. Ha bizi gereceğinizi mi söylediniz? Tamam görelim. Görelim açıklama bakalım kim kimi geriyor o zaman Yusuf Bey. Açıklama diyorum ben tamam. Ayşegül Hanım. Tamam. Sizi geleceğini düşünüyorum. Tamam birazdan göreceğiz. Bu arada beyaz leçek Kürt kadınların sembolünden, sembolü olduğundan evet, dolayı evet, babaannemin özellikle çok teşekkür ederim. Ellerine emeğine sağlık. Halamın hediyesi babaanneme. Babaannem de size hediye çok güzel, hediye etmek sünnettir. Sünnettir. Babaannenin ismi neydi? Nail'e. Buradan Nail'e teyzecimin ellerinden öpüyorum. Çok teşekkür ederim. O da gözlerinizden öper. Bence Kadir'i bugün Yusuf çıldırtacak. Yani... Allah Kadir'e sabır versin. Şimdi menünü merak ediyoruz. Hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. Çocuk menüsü değil. Karşındaki kameraya say, öğrenelim bakalım. Buyur. Başlangıç olarak yöresel lahana çorbam var. Ara sıcak olarak pastırmalı humus yanında patlıcan közlemeli, kapya közlemeli mezem var. Ana yemeğim kıymalı çoban payı. Salata olarak çilekli roka salatası, tatlı sütlaç, fırın sütlaç. Allah! Zorluğa bak. Çünkü menü çok komik. Normalde böyle bir menü görsem, böyle bir davet olsa ben davete katılmayı düşünmem açıkçası. Ellerine kollarına sağlık şimdi. İnşallah için, güzel çorba olur. Için. İnşallah güzel yeriz. Hadi bakalım. Gerilecek miyiz? Neşeli bir şekilde yemek mi yiyeceğiz? Doyacak mıyız? Her şey milimetrik mi olacak? Yemekler yetişecek mi? Hepsi birazdan enem var benim de. Ama ondan önce Yusuf Bey nasıl temizlik yapıyor onu merak ediyorum. Sizleri uğurlayalım. O zaman kovalarımızı dolduralım. Haydi buyurun. Çok konuşanlar genelde birazcık poz çıkıyor ama Yusuf Bey'i masada göreceğiz. İlk günden beri iddiasını ortaya koyan Yusuf Bey bakalım mutfakta neler yapacak? Bak şu mimiklerinden nefret ediyorum. Ne yapsam? Size bir tüyo vereceğim. Sabunu koydum. Leyene gör başım. Yerler bak Allah. Temizleyeceğiz. Yusuf Bey şuna bir bakar mısınız? Süpersiniz. Ellerinize sağlık. Onu biraz maydanoza taşlandırabiliriz. Yusuf Bey'in mutfağını sakın ama sakın kaçırmayın. Nişastayı suda eritiyorum ki içinde topak topak olmasın diye. Bravo Yusuf Bey. Yusuf Bey ne ekliysen bugün onların hepsini biçeceksin fazlasıyla. Dişli 4 tane dişi timsah. Sen de kanlı bir kırmızı et gibisin orada. Tam orada. İnsanın ağzından kaçmayı da biliyorum bu arada. Gitti zaten orada. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir İzidi ile En Hamarat Benim'de. Masamızda duruyor daha. Aman Allah. Dışsız karnına doyursun. G
genç bir arkadaşımız ama çok naif bir arkadaşımız. Bence temizlikte başarılı olacağını düşünmüyorum. Haydi bakalım Yusuf Bey, toplayın hemen fincanlarınızı. Salon büyük, işimiz çok çünkü. Yalnız ev sahibini tebrik ediyorum, evde kedi bile varmış. Kedinin K'si yok ama ortalıkta. Götürmüşlerdir kediyi. Kedinin K'si yok derken kediden eser yok, ne bir koku. Kedinin tırnaklarını kesmişler belli. Evet Yusuf Bey, çocuk menüsü çocuk menüsü. Göreceğiz bakalım, çocuk diyorlar ama. Yusuf Bey bugün bekle bizi, sen bizde çok şeyleri eleştirdin. Emin ol ki bugün ne verdiysen fazlasıyla hepsini alacaksın. Ana yemeğini anlamadım biliyor musun? Hiç duymadım bir ana yemek, merak ediyorum. Bir defa duydunuz. İlk defa duydum. Çoban neydi? Çoban payı. Evet. Biri bunu yapmış, çobanın payını mı yollamış? Anlamadım. Menüsünü gördükten sonra rakip olacağını asla düşünmüyorum. Çok basit menüsü var. Şimdi önce şunları biraz itelim ki halının tamamını süpürelim. Açılsın halımız, şu devrilmesin. Hadi başlayalım. Hadi aç süpürdüğü. Halı da bembeyaz, çok güzel. Babaannen sana evde temizlik yaptırıyormuş ama yemek yaptırmıyormuş ya, galiba. Yemek yaptırmıyor. Niye? Çünkü kendi yöreselliğini kattığı için benim yaptığım mesela hani genç tarzıyız ya. Tarzımız uymuyor. Hani, tarzım uymuyor. Bir de sadece tereyağlı yemekler yaptığından. Sen nasıl yiyorsun madem? Alıştım. Şöyle hafifletiyorum. İçine biraz sıvı yağ katarak tereyağlı sıvı yağ katarak. Sen yöresel yemek çok fazla bilmiyorsun o zaman. Yani babaannemin yaptıklarından dolayı biliyorum. Tamam onlardan yapsana kadın o zaman. Bana hitap etmiyor. Evet mecbur yiyorum, yapıyorum ama mecbur yiyorum. Babaannem yapınca yiyorum ama ben yapmaya geldim ve bana hitap ama etmiyor. Sıra bana sen gelirse şayet değilsin. Evde yoksan babaannem mesela yemek, bazen... Sen yemek işi üstüne kalmasın diye yolunu bulmuşsun. Babaannem evde olmadığı zaman bazen halamlara, babamlara gidiyor misafirliğe. Kendime göre yapıyorum bu arada. Kendine göre yapıyorsun ama. Aynen. Yusuf Bey'in çok temizlik yapabileceğini düşünmüyorum. Babaannesiyle yaşıyor zaten. Eski insanlar daha iyi temizlik yaparlar. Bilmiyorum, öğrendiyse yapar. Sen niye sabah az önce onlara sizi gereceğim dedin? Gereceğim dedim de... Sen de boşta mı bulundun? Hayır, boşta bulunmadım, onu bilerek söyledim. Söylediğim bütün cümlelerime karşılık veriyorlar, kabul etmiyorlar. Bundan dolayı da gerilecekler diye söyledim aslında. İlla gereceğim demedim. Yani ev sahibi yani olacağım konuşmam diye. Konuşmam onları gerdiği için onu dile getirdim tekrardan. Yusuf bana laf sokarak yanlış hata oynuyor. Onu bugün çok güzel patlatacağız. Ev sahibi olacağım diye susup oturacağım zannetmeyin. Hayır, yani alttan evet aslında evet, o mesajı alttan verdim. Alttan değil, direkt açık söyledim. Söyledim aslında. Kendinden çok emin, sağlam bir karakterde olduğunu göstermeye çalışıyor sürekli. Ama bence tam tersine hiç sağlam karakterde biri değil. Bunu sürekli göstermeye çalıştığı için de sürekli açık veriyor. İlk gün simetri takıntısı olduğunu söyleyen Yusuf Bey, bakalım temizlikte ne kadar takıntılı. İzleyelim görelim efendim. Kendi günü olduğu için tabii o da heyecanlanması normal. Çünkü yapmadığın zaman eleştirmek çok kolay. Bakalım bugün ne yapacak, göreceğiz. Bana birinci ben olacağım, rakibim sensin demişti. Bu menüden sonra çok güldüm, inanın. Yani rakibin R'si bile olamaz benim için. Kadir Işık mobilyaları özenle siliyor. Yerleri silen Yusuf Bey'e Kadir de yardıma geliyor ve senkronize hareketlerle yerler siliniyor. Yusuf fazla takıntılı olduğu için, düzene daha çok önem verdiği için temizlikte o kadar iyi olacağını düşünmüyorum. Evet, hemen şöyle fincanlarımızı, bardaklarımızı atalım makineye. Yalnız sabah sunumda fark ettin mi? Yusuf Bey rastgele koymadı bak peçetelerini. Şöyle koydu, üstüne de bunu koydu, yanına da bunu koydu. İnşallah bunu fark etmişlerdir. Etmediler, bekliyordum, yolu bekliyordum. Yani şöyle rastgele atmadı peçeteleri falan. Özen göstermeye çalıştım ki gösterdiğinde ama... Sen kime ne anlatıyorsun ha? Hiç. Sözde ev hanımlar, sözde iş kadınlar. Ya bu iş ev hanımlığıyla olsaydı şimdiye kadar sadece ev hanımları birinci olurdu bu programda. Ama Yusuf Bey de gözlerini sokmadı Kadir'ciğim. Yaptığımız her şeyi göze sokarsak şov yapıyor diyecekler. E olsun, vay vay vay. Sanki öbür türlü ne kadar mütevazı diyecekler Yusuf. Ya orası da öyle geçti. Geç sen bu işleri. Yusuf Bey, ne ektiysen bugün onların hepsini biçeceksin fazlasıyla. Senin bugün her şeyini böyle tek tek göstermen lazım. İnkar etmemeleri gerekiyor. Kesinlikle göstermesi gerekiyor Kadir. Lütfen, lütfen Yusuf. Bey, hakkınızı yedirmeyin. Benim de birazcık simetri takıntım var ama Yusuf Bey kadar değil. Yusuf Bey belki program diye ekstra gösteriyor olabilir. Bugün biraz ev sahibiyiz, lütfen. Biraz daha dişli olacağım. Yaptığını öv, göster, anlat, gözlerine sok. Yani eleştiremesin. Yusuf Bey'in cebinden şekerleme çıktı. Hayır, cebimden değil, elimde değil. Durunma onu da Yusuf. Yusuf Bey'in menüsü bugün beni çok güldürdü. Çünkü ben çocuk menüsü derken işte en azından bir patates köfte falan demiştim. Ama o ana yemekte o kadar basit seçmiş ki yani...
Yani köfte haline bile getirmeden kıymayı sade kavurup patatesi de sade ezecek. Yani çocuk menüsü diyerek aslında çok büyütmüşüm bile bence. Özellikle şu cam kenarında camı açınca toz biriktiği için... Bak bakalım var mı orada özellikle. Bir şey? Var mıymış? Var. El insaf, el insaf. Temizlik benim işimdeki o gıcık yarışmacılar gibisin ha. Öyleyim. Islak mendille gez. Aaa. Camın arasında varmış, gel. Pencere açılmıyor. Aaa. Yani şunu şuraya koymak kimsenin aklına gelmemiş mi? Yok, dışarıdan da söyleyebilirim. Geç o zaman. Geç sen, ben bezi vereyim sana. Yusuf Bey bu kadar işte takıntılı, temiz ve titiz olduğundan bahsediyor ama temizliği bence çok iyi yapamayacak. Yusuf Bey mutfak camının pervazlarını silerken meşhur tenceremizin ortaya çıkma zamanı geliyor. Bu tencereden her evde var. Bayılıyorum ben bu tencereye. Yusuf, sizde de var mı bu tencereden? Babaannem olmasına rağmen yok. Babaannen olmasına rağmen yok. Çünkü eskileri hep değiştirdim. Hitap etmiyor bana. Ama bir şey diyeceğim, bundaki yemeğin lezzeti bir başka, evet, biliyor musun? Evet, alüminyumda biraz farklı ama bir o kadar da ben zararlı. Ben seviyorum sürekli bu tencereleri. Helva falan da güzel oluyor. Çelikte daha güzel olur diye düşündüm tabii, bir de döküm. Hadi gel, gel bu tarafa sen şimdi. Gelin gelin, bakalım başınıza ne gelecek. Ben böyle temiz evleri çok kıskandım. Hadi canım. Ben hiçbir şeyi kıskanmam ama temizliği çok kıskanıyorum. O kadar temiz güzel mi? Değil. Temiz. Gördük, baksana ama evin pırıl pırıl. Hayır, tozu görmedim. Sen de bak şimdi, o kadar da insanlarda kusur arama. He Yusuf Bey, şimdi odanıza ama gelsem Allah bilir neler bulurum. Tabii ben. Gidelim beraber bir gün bakalım. Ha. Ha Yusuf. En sevdiğim. En sevdiğim. Hazır mısın? Hazırım. Ama öncelikle sıcak su lazım bana. Yumuşatacağım dedi. 5 dakikanın içinde ister yumuşat ister ovuştur. 5 dakika. Şimdi bunu buraya bırakıyorum. Arkadaşlar muhteşem bir ekip organizasyonuyla bizi hazırlayacaklar. Lütfen dantel halıyı falan kaldırın. Halıyı siz kaldırın Kadir. Kaldır şunu Yusuf. Yazık, günah, kıyamam yani. Çünkü birazdan Yusuf o tencereyle boğuşacak. Yusuf Bey etapta elleri titremezse yapar. Hazır mısın? Hazırım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Hadi ki bakalım. En sevdiğim bir iş. Bu kadar detaycıymış. Tencerede ne kadar detay inecek görelim. Yusuf Bey bugün etapta da çok başarılı olabileceğini düşünemiyorum. Evet, sonuçta erkek bayandan daha güçlü olabilir kol gücü olarak ama onun bugün heyecanlanıp her şeyi birbirine karıştıracağını düşünüyorum. Evet Yusuf, geç tencerenin başına. Eldiven giyecek misin? Tabii ki de. O zaman hemen hızlıca giy süre başlamadan. Yapılmayacak bir şey değil bu. Hadi bakalım, hamaratlarınızı göreceğiz Yusuf Bey. Kaldır tencereyi Yusuf. Hadi başlat süreyi. Evet, başladı süren. Hadi bakalım. Dererem. O da ölmüş, Allah rahmet eylesin. Evet, Erkan Yolacı kaybettik. Sıcak su istiyor musun Yusuf? Sıcak su olur mu? Yusuf Bey, 5 dakikanız var. 30 saniye geçti bile. Yusuf, hızlı olman lazım. Kadir'e bakmayın, o arkada gol gol yapıyor. Siz bana bakmayın canım, bende ne işiniz var sizin? Siz yanmış dibi tutmuş tencerenize bakın Yusuf Bey. Gösterin farkınızı, hadi bakalım. Yani biz yıkayabiliriz bak, çeşmenizde durulayabilirsin tencereyi. Şöyle bir arada su gezdir içinde. Yahu ne gerek var şimdi, Allah Allah. Süre kaybettirmek istiyor o yüzden. 2,5 dakikanız geçti, 2,5 dakikanız kaldı beyefendi. Al sıkayım ben, deterjan sıkayım. Buyur efendim, buyurun efendim. Hadi bakalım, kalmasın ikirimiz. Hadi Yusuf Bey, bu etapta sizden bekleneni verin. Elinizden geleni ardınıza koymayın, hadi. Yani sen varken hanımlardan biri kazanmasın bu etabı Yusuf. Asla, asla müsaade etmeyeceğim. Vallahi dillerinden kurtulamazsın. Düşünsene, Nine abla alıyormuş bu etabı. Zaten böreği kesemedin diye böreği kesemedim sana diye özellikle. Çok konuşacak. Vallahi rakiplerinizin dilinden kurtulamazsınız Yusuf Bey. Hadi süre geçiyor süre, hadi hadi çabuk olun. İşlesin eller, çıksın artık şu kirler. Yargılı biri hiç değilim. Yusuf Bey'in menüsüne önceden bilmediğim halde çocuk menüsü dedim. Çünkü konuşmalarından öyle anladım. Yemekleri yaşa göre sıralamaya kalktı. İşte yaşlılar şunu yapamaz, gençler bunu yapar gibi falan. O da çok genç olduğu için çocuk menüsü yapacağını düşündüm. Şunu da bileğinin altına koy, kolunu kesin. Keşke tutsan mı Kadir'ciğim? Tamam ben öyle ya. Sadece bileğini kesmesin diye koydum. Yok kolunu. Ya uyumayın şuna, lafa tutuyor sizi. Yok oyalıyor, Mine Hanım'ın kazanmasını sağlamasın be. Birlikte. Çekil bakayım. Aa, eldiven yırtılmış. Beyefendinin eli parçalanmış. Aa bakayım. Aa hiç hissetmedim. Aman aman, yağ sökücüyü sürmeyin. Şunu bas, şunu bas. Kanamıyor. Ha. Bakayım. Ham çıkmamış. Dibinde kalanlar var. Erkek gücüyle bunu yapabildiysem kadınları düşünemiyorum, eminim yapamamış. Şaşıracaksınız beyefendi. Öyle mi diyorsunuz? Kadın deyip geçme.
Yani böreği hanımlarımızın hepsi maşallah. Mine Hanım olsun, Güneş Hanım olsun, Ayşegül Hanım olsun. Yarın finalde göreceğiz Kadir'cim. Yarın herkesin tenceresi ortaya çıkacak. Hadi bakalım göreceğiz. Geçelim mi efendim? Geçelim. Üstümüzü başımızı değiştirelim. Birazdan muhteşem menümüzle, Yusuf Bey'in performansıyla, mutfak adaptasyonuyla ve en önemlisi milimetrik masayla karşınızda olacağız. Buyurun. Gelin. Buyurun. Yusuf Bey'de bence çok fazla bir özgüven yok. Bunu kapatmaya çalışmak için de sürekli böyle saçma sapan şeyler bulup kendini hep öne çıkarmaya çalışıyor. Yusuf Bey'in heyecanlanacağını ve nizama, düzene dikkat edeceği için yetiştiremeyeceğini bile düşünüyorum. Bugün fazlasıyla zamanım artacak, yetiştirebileceğine inanıyorum. Aa, bakar mısınız? Vallahi yarın 50 bin lira benim. Koluma bile kuş pisledi. Bugün rakipleri tarafından çok merak edilen Yusuf Bey'in masasındayız. O kadar çok şey var ki nereden başlayayım? Şimdi. Dolusunuz anlaşıldı şimdi. Çok fena. Bir de şunu göstereyim canım. Sesi içine kaçtı Yusuf'un. Şimdi çorba dediniz siz. Evet. Bu galiba pilav. Yani illa çorba dediniz sıvı şey mi olması gerekiyor? Pilava da çorba diyelim o zaman. Sanırım Mine Hanım'ı düşünmüş. Hiçbirinde tuz tadı alamadım. Zaten yapamayacağını biliyordum. Sert yorumların, gerginliğin hiç eksik olmadığı bu masayı sakın ama sakın kaçırmayın. İçindeki malzemeler zaten birbirini bastırıyor. Şu hareketi yapmasanız gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Bu kadar basit yemeği yapamaması çok eğlendirdi beni. Ne oldu, yaktı mı? Yaktı. Yandı galiba. Tepkileri abarttı. Sizinki kaç santim Güneş Hanım? 4 santim. Kadir Bey, ben dalga geçmiyorum ki, gönderme yapıyorum. Sizinkine bakayım kaç santim? Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'de. Sevgili seyirciler, efendim iddialı yarışmacımız Yusuf Bey ile karşınızdayız. Eminim siz de merak ediyorsunuz. Merak etmeyin, Yusuf Bey kendini emin bir şekilde milimetrik sofrasında kuracak. Ara sıcaklarını hazırlayacak. Güveniyoruz Yusuf'a. Menüyü tekrar bir dinleyelim mi? Gerek var mı? Bence gerek yok. Gerek zaten yok. 3-4 defa sayıkladık. Sayıkladık. Nasıl başlayacaksın? Ben burada yarma görüyorum. Çorbada kullanacağım. Bizim çorbada. Yöresel çorbamız. Hadi inşallah patlatabiliriz düdüklüyü de bunu. Düdüklüyü özellikle seçtim. Evden getirdim. Onu düdüklüğümde pişireceğim. Tamam, patlayacak yani. Şişecekler. Şişecek. Ha, tamam, evet, okey. Şişecek. Milföy görüyorum. Bunu ara sıcak için kullanacağım. Ara sıcak için kullanacağım. Yanına beyaz lahanadan da çorba yapacağız. Başlayalım mı o zaman? Başlayalım. 3, 2, bir hafta da dediklerini sakın unutma. 1, hadi süremiz başladı. Başladı. Ne öncelikle yapıyoruz? Nohutla yarmamı pişirmek için. O hem nohut hem yarma. Evet. Hadi bakalım. Vapala paşam, vapkara keşan. Bizi bu kadar eleştiren Yusuf Bey inşallah bugün humusun nohutunu kendi açlar. Yusuf Bey yöresel lahana çorbası için bir su bardağı yarmasını ve humusta da kullanacağı nohutunu haşlayarak mutfağa başlıyor. Milföy'ü de atalım mı fırına şimdi hazır fırın boşken? Olabilir aslında. Çıksın evet. Aradan bari o da. Hadi deneyim bu tamam galiba. Şimcik. Sütlaç için. Sütlaça geçiyorum. Pirincimi yıkayacağım. Kaç bardak pirince, kaç bardak süt? Bir bardak pirince 1 litre süt. Ama pirincimi suda haşlayacağım. Evet, ben de önden bir suda haşlıyorum. Sütün içine pişiriyorum. İyice yıkayacağım çünkü nişasta kullanacağım için tane tane olması gerekiyor. Davet sofrası için sütlaç bence uygun değil. Ama tutturabilmesi çok önemli. Pirinçlerin pişmesi çok önemli. Şeker oranı çok önemli. Artı fırın sütlaç olduğu için üstünün kızarması, karamelize olması çok önemli. Bir su bardağı Osmancık pirinç, baldo değil. 1 litre süt, 2 paket vanilya, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, yarım çay bardağı toz şeker. Yarım çay bardağı az değil mi 1 litre süte? Yok. Şekerli vanilin de var çünkü içinden. Şekerli vanilinde ne kadar şeker var? Şekerden daha çok tatlı bu arada. Vanilya. Evet. Bana göre. Sütlaç soğuduktan sonra şekersiz olursa? Aksine bekledikçe daha çok şekerlenecek. Tatlı. Evet. Hadi bakalım inşallah. Üstü içinde fındık koyacağız, bir de toz tarçın. Evet. Yanında. Kızartmak için kesinlikle yumurta kullanmıyoruz. Yumurta ne, kullanmıyoruz. Nasıl kızartacağız peki? Fırında. Ay, onu anladın da üstüne bir şey sürmeden kendi kendine nasıl kızartacağım? Dışarıda bekleteceğim, soğuyacak, üzeri tortulaşacak. Ha, o kabuğunu yanacak. Yakacaksın. Evet. Tamam, okey. Fırın sütlacı çok severim. Ben de sütlacı fırında yaparım genelde. Kıvamı çok sıvı veya katı olmazsa, lezzeti de yerinde olursa sevdiğim bir tatlıdır. Çoban payının malzemelerinde patates var, haşlanmış bezelye var, kıyma var, soğan, havuç, domates salçası. Patatesleri soyayım mı senin için? Patatesleri malzemeleri doğrayıp hazırlayabiliriz. Tamam, onları sütlacı yapalım. Sütlacı bitirdikten hemen sonra ana yemeğe geçeceğiz. Tamam, sütlacı çünkü zaten pirinci falan haşlanacak. Ben de o sırada lahanayı doğrayayım. Şimdi yöresel lahana çorbasını ben anlayamadım. Şöyle anlayamadım. İşte
yöresel dediği zaman kara lahana benim aklıma geldi. Onun içinde ama bir sürü dikkat edilmesi gereken, girmesi gereken şeyler var. Açıkçası çok kara lahana olacağını ben düşünmüyorum. O birazcık zor ve uğraştırıcı bir çorba. Ama bunu belirtmemiş. Acaba beyaz lahanadan sadece normal bir sebze çorbası mı yapacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Yani çorbadan çok bir şey anlayamadım. Çok belirtmediği için. Kıymalı çoban payı için patates ve havuç küp küp doğranıyor. Ara sıcak için patlıcan ve kapya biberler közlenmeye hazırlanıyor. Ara sıcakları o kadar basit ki en fazla onu uğraştıracak şey patlıcan ve biberin közlenmesi. Sonra doğrayacak, önümüze koyacak. Size bir şey söyleyeyim mi? Mine Hanım, akşama size bir sürprizim var dedi ya. Kesin mezura ile gelecek. Sabah cebinde iki tane mezura gördüm. Tahmin etmiştim. Mine Hanım masaya ya metreyle gelecek ya mezura ile falan. Hiç susmayacak Mine Hanım bugün. Başta da böyle bir simetrik dedim. Hemen elinde mezura ile gelmeler, yok ölçü almalar. Onu zaten tahmin ediyordum haftanın başında. Masada bana sataşmaması gerektiğini bugün öğreteceğim ona. Havuç ne için? Havuç garnitür için. Şimdi bezelyeyi alabilir miyim? Şurada Kadir Bey, Kadir Bey. Nerede? Kadir Bey. Ha, çiğ bezelye haşlıyoruz. O evet, güzel. Hiçbir şey hazır kullanmadım. Kendim haşlayacağım. Bunun içine mi dökeceksin ayran? Dökebiliriz, yo dökebiliriz. Beraber haşlayacağım. Havuç haşlanana kadar bezelye hırç olmasın? Yok, onu daha önce tecrübe edindiğim için problem yok. Ben dün yarışırken mutfakta çok rahattım. Ne heyecanlandım, ne bir şeyi birbirine karıştırdım, ne tereddüt ettim. Çünkü bu tecrübemden kaynaklanıyor. Çok tecrübeli olduğum için. Yusuf Bey bugün bu çok basit menüyü bile gerektiği gibi yapamayacak. Eli ayağı her şey birbirine karışacak. Bu arada kesinlikle bana tecrübeyle gelmesinler. Tecrübe yaşa bakmıyor. Tamam. Garnitür de geçti. Sevgili seyirciler şu an bekleme aşamasındayız. Asla beklemeyelim. Hemen bir türkü patlatın. Söyleyeceğim de şu an arıyorum nişasta. Onu söyleyebilirim. Yemen türküsü. Bu ne dumandı? Bu ne? Şekerli vanilya. Olur mu o? Bu türkü de böyle. Bak şu mimiklerinden nefret ediyorum. Ne yapsam? Size bir tüyo vereceğim. Tabii çoğu kişi biliyordur. Şekerli vanilinle. Şimdi bunu sütlaca kullanacağım için. Tamam. Nişastayı suda eritiyorum ki içinde topak topak olmasın diye. Bravo Yusuf Bey. İki kaşık kullanacağım. Saygıyla eğilmek istiyorum bu püf noktasının önünde. Belki bilmeyen vardır Kadir, Allah Allah. Ya saçmalama, sütla çaparken nişastayı direkt içine atan kim var? Vardır. Onu da Allah kahretsin, zaten mutfağa girmesin. Olay yavaş birden yüzüne gelir. Anam kadının mutfağa bak. Allah kahretmesin seni. Allah müstakınızı versin beyefendi. Kadın o kadar temiz kadın. Sabunu koydum legene. Gör başıma ne gele. Sabunu koydum legene. Gör başıma. Yerler baktı Allah. Temizleyeceğiz. Bence Kadir'i bugün Yusuf çıldırtacak. Allah Kadir'e sabır versin. Bey bunlar pişmiş. Bakayım. Gözünde gözlük yokken kamerayı zor görüyor. Buharlı düdüklünün içindeki şeyi pişmiş diyor ya. Atın bakalım ağzınıza. Bir şekerle de ye. Ben öyle seviyorum. Pişmemiş. Ben dedim size. İkiniz de Allah kahretmesin. Ama pişmemiş. Ha. Kafayı iyice kapatın. Oturdum. Bak oynamıyor, daha möhkem oldu şimdi. Hadi koy yerine. Sen, o seni oyalıyor. Boşu boşuna açtırdınız bana onu. Ne oldu, gözleriniz seçemedi mi yarmaları? Hani olmuştu? Bana göre oldu. Şimdi sen o şeker atı yiyebilirsin. Şimdi kıymanın harcı için soğanı doğrayabiliriz. Kıyma şey, ana yemek için. Ana yemekte Yusuf Bey'in kıymalı çoban payı var. Ben bunu bir kere ana yemek olarak kabul etmem. Yani sadece işte kıymayı soğan, domates vesaire baharatla kavurup üstüne de bir patates püresi koyacak. Bunu da ana yemek diye önümüze getirecek. Fırın sütlaçımızın pirinçleri pişiyor. Fırın sütlaç hiç sevmem. Sütten zaten nefret ediyorum. İnşallah o süt kokusunu almam, alırsam hiç hoşlanmam yani. Yiyemem gibi geliyor. Sütlaçı ne yaptınız Kadir Bey? Yusuf Bey'i anlatır mısınız lütfen? Nişastasını ekledik, şekerli vanilini ekledik. Yalnız nişastasını normalde bildiğimiz hep süte ekliyoruz ya. Yusuf Bey burada haşladığı pirincin içine ekledi nişastayı. Onu böyle biraz çevirdi, pişirdi. Ondan sonra sütün üstüne koydu. Evet. Buradaki amaç neydi? Buradaki ama şu eşit dağılsın diye öncesinden pirinçle buluşsun, sonra sütle yayılır. Bir de nişastanın bir çiğsi gitsin diye. Evet, ondan dolayı biraz kavurmak kaçtım. Buna tereyağı mı, sıvı yağ mı bu soğana? Sıvı yağ Kadir'cim. Yeterli mi? Kıyma da yağlı olacağı için yeterli. Nasıl soğan doğramışım onu? Süper. Yarmaya bakacağız biraz sonra. Onun içine ne eklenecek şimdi? Hangisini? O soğan kavurduktan sonra lahanalar mı girecek kıyma içine? Yok. Lahana çorba için bu ana yemeğin. Ha, bu ana yemek için kıymayı ekleyeceğiz. Kıymayı kavuracağız. Kıymayı ekleyeceğim. Baharatını ekleyeceğim. Köşede bekleteceğim. Garnitürlerin pişmesini bekleyeceğim. Bir de püreyi pişmesini. Sonra nasıl birleşecek bunlar? Üst üste koyacağız. Üst üste mi birleşecek? Bu fırın yemeği mi, tencere yemeği mi? Aslında hem ocak hem fırın. Aşamalı bir. Aşamalı. Peki üstüne böyle bir hamurdur, bir şeydir var püre, mı? Püre ve kaşar. Ha, patates püresi ve kaşar koyacağız üstüne. Dün benim
ana yemeğimde bağım bağım bağırınıp işte yok beğendi yatağında demişim diye onu ayrı bile saymayan Yusuf Bey, o kadar zor bir etin pişirmesi zor olan bir eti o kadar iyi pişirmeme rağmen işte böyle bir sürü bir şeyler söyledi. Kendi ana yemeğine çok güldüm ben. Yani o kadar böyle basit, hani gözü kapalı yapılabilecek bir şey ki tam da beklediğim gibi Yusuf Bey'e yakışmış. Yani bulabileceği herhalde en kolay yemekti. Çorbamızın haşlanan yarmaları süzülüyor. Patlıcan ve kaprılar közlenmeye devam ediyor. Şeker ekleniyor. Sütlaç çok kolay bir tatlı. Uğraştırıcı, başında beklemesi gereken bir şey bile değil. Sadece sütün içine at pirinci, at ocağa kendi pişsin. Yusuf Bey'cim ne yapıyoruz? Közlemelerimiz tamam. Sütlacı kapatayım mı? Sütlacın şekerini ekledik. Eridi, onu kapatıp kaselere doldurabiliriz. Tamam. Yarışmada olmasak böyle bir menüyü görsem davete katılmaktan vazgeçer. Sütlacın olduğu yerde ne işin var? Zaten nefret ediyorum sütlaçta. Şimdi fırın tepsisi lazım bize bir tane de. Sütlaçları içine doldurayım. Cam mı istiyorsunuz? Yok, normal demir. Altına su mu koyacaksınız? Altına evet. Su koyacağız. Ha bir de bunu fırın demiş. Bakalım onu fırında doğru dürüst kızartabilecek mi? Yani onun fırını kısmını tutturması aslında birazcık zordur. Benim için şeker ayarı, pirincin pişmesi çok önemli. Bu da dediğim gibi çok kolay bir tatlı seçmiş. Yine kendine yakışmış yani. Yusuf Bey, şimdi ne efendim, yapıyoruz? Kaselere doldurduk sanırım. Sütlacı dışarı koyduk. Bu patlıcanlar soyulacak mı? Patlıcanları, biberleri soyabiliriz. Közlenmiş patlıcan ve biber kesinlikle uygun değil. O zaten hani Adana'nın yanına, kebabın yanına konan bir şey. Sadece közleyecek, hiçbir şey yapmadan yanına koyacak. Yani illa kebabın yanında olacak diye bir şey yok. Ben onu da çok severim. İnşallah güzel olur. Yusuf Bey, patlatın bir türkü. Yemen türküsü geliyor. Hazır mısınız? Ben Yemen'e her zaman hazırım. Havada bulut yok. Bu ne dumandır? Mahlede ölüyor. Bu ne figandır? Ano Yemen'dir. Gülü çenendir. Giden gelmiyor. Acep nedendir? Alkış! Teşekkür ederim. Sesine sağlık. Sizin de kulaklarınıza sağlık. Umarım kanatmamışımdır. Yok yok. Gayet güzeldi. Masada da baktın sıkışıyorsun, patlat bir türkü gitsin. Televizyonda öyle bir amca vardı. Şimdi şey derler, şov yapıyor derler. Ama anne derse de desin. Sen öyle milletin dediğini takan biri misin? Değilim. Bence de hiç takkın düşünmüyorum. Büyük doğrayacağım çünkü blenderdan geçireceği için. O ne için? Mezenin içine. Bu patlıcan mezesi. Ezme, evet. Blenderdan mı geçecek? Blenderdan geçireceğim. Sos gibi olacak. Humusu üstüne mi yatıracaksın, yanına mı katacaksın? Kapya biberin içine. Ha, kapya biberin içine okuyun sunum olarak. Humus severim. Pastırmalı olarak hiç denemedim. Yanında patlıcan ve biber közlemesini gereksiz buldum. Humusumuz için nohutlarımız inşallah güzel bir şekilde haşlanmıştır. Açalım kapağı. Evet, gayet güzel haşlanmışlar. Şuraya bakın. Kadir Ezildi nohutların kabuklarını çıkartmaya başlıyor. Yusuf Bey de çok tartışılan sütlacını fırına koyuyor. Haşlanan patates, havuç ve bezelyeler kavrulan 500 gram dana kıymaya ilave ediliyor. Bir yemek kaşığı domates salçası yarım çay bardağı sıvıya eklenip karıştırılıyor. Ana yemek tercihi güzel olmuş. Hiç denemedim. Beğenirsem ben de kendim yapmak isterim. Evet sayın seyircilerim, Fransız menşeli muhteşem ana yemeğimiz şu an Yusuf Bey'in ellerinde şekilleniyor. Yusuf Bey ne yaptınız, neredeyiz, ne oluyor, bize bir anlatın lütfen. Kıymasını kavurdum, ayırmıştım zaten, garnitürle birleştirdim, salçasını ekledim. Baktım ki baharatı biraz az, biraz daha baharat eklemem gerekiyor. Karabiber, pul biber, tatlı toz biber ve tuz. Onun haricinde başka bir şey yok. Nohutları çekiyorum robottan. Sevinirim. Ne demek, sizi sevindirmek bizi de sevindirir. Nohutu robottan çekecek, önümüze koyacak. Yani meşakkatli bir iş değil. Çok basit. Siz bir nohuta pişti dediniz ama bu nohutun içi pişmemiş. Ama blenderdan da geçecek ya. Humusun içinde yerken böyle ağzınıza pütür pütür şeyler gelirse hiç hoş olmaz. Humus kolay ama tutturması zor bir mezedir. Yusuf Bey'in bunu tutturabileceğini hiç sanmıyorum. Nohut şimdi pişmiş ama birazcık diriliği var. Ona el atmamız lazım. O yüzden de şimdi onu süzgeçten geçireceğiz. Bizim için misafirlerimizin damağına iyi yemekler değsin istiyoruz. Kaç dakikamız kaldı dışarıs? Son 45 dakikamız. Biraz hızlanmayalım. Gerekiyor. Yusuf Bey, ne ekliysen bugün onların hepsini biçeceksin fazlasıyla. Humusa ne ekleyeceksin Yusuf? Humusa tahin ekleyeceğiz, zeytinyağı ekleyeceğiz, kimyon, çay kaşığı kadar tuz, 2 diş sarımsak. Humus daha önce yemedim ama araştırdım. İçerinde tahin, kimyon, nohutunu kendimi haşlayacak. Onlar önemli. Onlara bakacağım ve kıvamı çok önemli bence. Kıvamına bakacağım. Yani ben çok şaşırdım. Yemek yarışmasına gelen biri humus gibi çok bilinen bir mezeyi nasıl yemiyor? Çok hayret doğrusu. Humus benim çok iyi bildiğim
sevdiğim, sürekli yediğim, çok da sevdiğim bir mezedir. Sarımsağı ve kimyonu çok önemlidir. İkisini çok dengeli koyması lazım. Kadirciğim humusu bir kez daha blenderdan geçirirken ben de Yusuf Bey'in iç malzemesini hazırladığı köz patlıcan mezesini kapya biber küvetlerine dolduruyorum. Bu arada Yusuf Bey de ana yemeğini tepsiye alıyor. Kıymalı çoban payı o kadar kolay bir yemek ki ilk gün bana köfte basit basit derken kıyma kıyma gidiyoruz bakalım. Tepsiye yayacak, basacak. Oh, 5 dakikalık iş. Ne var onda? Yusuf Bey, şuna bir bakar mısınız? Süpersiniz. Ellerinize sağlık. Onu biraz maydanoza taşlandırabiliriz. Sonra taşlandırırız. Maydanozlar şimdi ölmesin. Bunu hemen dolaba kaldıralım. Teşekkür ederim. Şu camı açmazsan beni de birazdan hastaneye kaldıracaksınız. Şu camı aç, ölüyorum. Bir saat şovunu yapmak için bekletti beni burada ya. Bir yandan da fileyi hazırlayalım. Şimdi bundan ona da geçeyim. Ana yemek de birazcık kolaya kaçmış. Ama patates püresinin kıvamı çok önemli. Kaşar oranı çok önemli. Onlara bakacağım. Oo, tamam, karıştırabiliriz. Sen bunu nereye denedin? Parmesan mı? Kaşar kendi ekledim. Süt ekledim. Az bir şey tuz ekledim. Kadir, sen patlat bir türkü. Öyle şey yolları dar dar. Bana bakma benim yanıma. Masamız duruyor daha. Aman Allah. Dışsız karnı doyursun. Kadir ana yemek için püre hazırlarken Yusuf Bey de sütlaçlarını fırından çıkartıyor. Yusuf, bu püreyi bunun üstüne mi dökeceksin? Evet, onu yayabilirsin üstüne. Biraz da üzerine kaşar rendeleyeceğiz, fırına atacağız. Son 30 dakika. Salata kaldı. Bir de çorbanın baharatlarını, lahanasını koyacağım. Humusa zeytinyağı koyalım. Benim hala kıvam tutmadı. Bence bu hoca yedin. Şimdi tekrar robotta çekin. Kadir, sen de hemen fırına at onu. Kaşar rendeleyeceğim. Dur 2 dakika hemen. Pürenin içinde kaşar var. Çok rendele az koydum. Dedi. Çok az koydum ama. Peki bana ne lazım? Rende. Al orada ver. O sarımsak rendesi. Yıkadım onu. Bunlar mı rendeleyeyim? İtalyanlar bunu yapar. Güzelce bastırarak yap. Heh. Yusuf Bey, onu bana verin. Siz de masanızı kırın. Masadan ziyade pastırmamı hemen tereyağında kızartıp kaçıyorum. Onu bırak, pastırma tereyağı önemli değil. Masa önemli. Ben masaya kaçıyorum. Kaşar yeterli mi Yusuf? Kaşar yeter. Ve kuracağım masa rakipleri tarafından çok merak edilen Yusuf Bey koyuluyor. Yusuf Bey'den bugün çok iyi bir masa düzeni bekliyorum ama olabileceğini sanmıyorum. Çok heyecanlanacağı için eminim ki çok hatalar yapacak. Yusuf Bey! Geliyorum, masam bitmek üzere diyeceğim de daha yeni başladım. Santimetrik kuruyor herhalde. Allah yardımcısı olsun. Salatası zaten roka salatası. Bu çorbanın içine ne girecek onu bilmiyoruz. Ha, pastırmaları yağda çevireceğim dedi. Yusuf, pastırmaları kare kare doğrayacak mıyım? Hayır, pastırma sadece tereyağı. Hiçbir şey konulmayacak. Şey, bütün bir şekilde mi olacak? Bütün şekilde üzerine gül şeklini vereceğiz. Ay, bugün de pastırma var bak. Kadir, şu masaya bir baksak mı? Hadi gel bir bakalım, nasıl bir tarzı varmış görelim. Santimetrik masayı görelim bakalım. Evet. Oh. Siyah tabak seçmişsiniz. Yusuf, seçmeyeceğin bir yemek takımı seçmişsin. Niye? Özellikle yıkadım, sildim gayet de. Neler yaptık, neler yaptık. Bir kaplıca hamamına götürmediniz kaldı bu tabakları. Sizin daha mifoyunuz var, acele edin. Evet. Attım ana yemeği fırına kaşarıyla birlikte. Pastırma işini anlayamadım. Çorbayla gülmür şey dedim. Kaldı zaten, fazla bir şey kalmadı. Çorbanın yanmasıyla nohut kaynıyordu. Ona salça malça mı girecek, yağ mı girecek onu bilmiyorum. Tabakları sadece kaldı. Bilmediğim bir yemek oldu mu dokunamıyorum maalesef. Humusun tamam. Evet. Patlıcan ezmen tamam. Ana yemek ana fırında. Yemek tamam. Sütlacın tamam. Sadece İçine droka salatam var. Salata kaldı. Bir de çorban var. Salata çorbanın aşaması önemli çünkü biraz daha malzemesiyle kaynayacak o terbiyesiyle artık. Aynen Kadir'cim. Ama çok şık bir masa bak. Ya yani masa örtüsü, siyah tabakları, gold detayları. İlk gün benim masamda çorbayı getirirken tabağın içinden kaydı diye demediğini yapmayan Yusuf'u bugün hem masasında hem servisinde o kadar dikkat edeceğim ki elinden çekeceği var. Kaç dakikamız var Yusuf, haberin var mı dakikada? Hiç bilmiyorum. Çok stresliymiş ama değil mi? Çok. He, çok. Ya. Yusuf Bey, bugün bekle bizi. Sen bizde çok şeyleri eleştirdin. Çok ufak tefek şeyleri bile büyütüp çok sorun haline getirdin. Emin ol ki bugün ne verdiysen fazlasıyla hepsini alacaksın. Yusuf Bey, siz devam edin. Hadi Kadir, biz mutfağa geçelim. Hadi kalk, biz mutfağımıza geçelim. Yusuf'tan çok iyi bir masa düzeni bekliyorum. Milim milim bakacağım hepsine ve temiz bir masa bekliyorum. Ana yemeğimiz kıymalı çoban payı fırından çıkıyor. Yavaş. Tamam, ana yemek çıktı fırından. Evet, ana yemeğimiz hazır. Şimdi sürpriz milföyümüz var. Nasıl bir şekil verecek merak ediyorum. Biraz da sıcaktan mayışlarım. Önce pastırmayı halledeyim. Önce bunu hallet. Pastırmayı yağda 5 dakika. Tereyağda kavuracağım. Başka ondan bir şey yapmayacağım. Sıkıntı yok. 18 dakikanız kaldı. Ha var. Bunu ne yapacağım? Salata yok. Roka salatası o, çilekli. İyi de bir sürü derdi vardır. Yıkayacağız, doğrayacağız, açacağız. Roka salatası sürekli yaptığım ve yediğim ve çok sevdiğim bir şey. Çileklisini daha önce denemedim ama çok aşırı kolay. Yani benim salatama göre çok kolay. Şöyle şekil vereyim. Uzunlamasını kesin. Burgu falan mı yapacağız? Burgu yapacağız sadece. Arasına sosis mi koyacağız? Yo, sade. Yeter mi bu? Yeter. 6 tane yapsak yeterli.
Çorbaya ne koyacaksınız? Salça, karabiber, nane. Lahanalar nereye giriyordu ya? Çorbaya. Lahanayı çorbaya ekleyeceğiz şimdi en son. Lahanayı hiç sevmem. Kokusundan nefret ederim. Bakalım o kokuyu nasıl bastıracak çok merak ediyorum. Hadi bismillah. Şimdi bir şeyini, pastırmanı koy yağını. O da kavrulsun. Ne kaldı şimdi? Salatamız kaldı sadece. Tamam, bir lokayla çilek kaldı. Kaç dakika var? Efendim son 13 dakika var. Ve pastırmalarımız tereyağında döndürülüyor. Portakal suyu hazırlanıyor. Ayran için yoğurt çırpılıyor. Ben şimdi portakal suyunu anlayamadım. Niye ayran var? Portakal suyu da mı var ayrıyette? İsteğe bağlı. Vay, adamdaki jeste bak. Hanımlar biraz detaycı olduğu için. Boş verin şimdi hanımları Yusuf Bey. Salata yok, salata. Çilekli roka salatası menüye uygun. Yalnız onda bile ne uğraştırıcı ne de riske girici bir şey bulmuş. Alt tarafı sadece bir rokayı doğrayacak. Üstüne de 3 tane çilek tamam. Dün benim salatamda en az 10 çeşit şey vardı. Yani ona bile işte böyle hem beğendim dedi hem mırın kırın etti. Kendi alt tarafı roka ve çilekten oluşan bir salata seçmiş. Son 4 dakika. Bitti efendim, bitti. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, 14 mumdur. Bana bir bade mumdur. Peynir koymadık. Al çiğiz çiğiz çiğiz. Çiğiz, buyurun çiğiz. Bu ne çiğiz? Ezine peyniri. Ezine çiğiz. Sepelim mi üstüne yoksa sunumda? Yok yok sadece tabakla. Sunumda. Bunu da aslında tabaklara dökseydi. Üstlerine üstlerine. Yok karışık olması karıştım gerekiyor mı? Ki. Tamam. Üstlerine koysaydınız. Ben de onu dedim işte az önce. Aynı şeyi düşünüyoruz bazen. Şimdi sen benimle aynı fikirde olmamak için söylemiyorsun. Ben acıktım Kadir ya. Bu adama bir salam ekmek yaptırmadınız. Bunu şimdi karıştırmayacağım servis yaparken karıştıracağım. Kesinlikle. Karıştırırsan şimdi alabora olur o. Ne kaldı? Ayranım kaldı sadece ayrana. Suyu ekleyeyim bitiyor. Son iki dakika. Sürahi lazım. Bir şey diyeceğim. Şunu da çırpsana ayranı. Çöp şunda. Limon istemedim ki. Limon şeye salata yapmış. Ver buraya. Son 1,5 dakikanın süre bitince vallahi bir şey yaptırmam. Şuradan arıtmadan koyayım mı suyu? Bak direkt kaynağında yapıyoruz görüyor musun? Tamam. Tamam. O kadar. İçinde püktüm ya. Son 1 dakika. Limonu? Limonu servis yaparken. Tamam. Bitti. Ayranı mikserle yapsaydınız keşke. Bakın orada sürahi var. Mikserle bir çırpın. 8 tane kaptırmış bu ayran. 8 tane. Başlık nerede? Mikser ucu. Başlık atalım. Çabuk. Hadi takın. Action. Onu çevirmen lazım. Beyefendi süreniz de bitti. Evet 2 saat oldu tam tamına. Göster seyircimize de. Evet. Bu kadar da doğal ve objektif bir programız. Aha, Yusuf şimdi çorbanın altını kapatıyoruz. Efendi her şeyi yetiştirdiğine inanamıyorum. Ama süre ayıracağım demişti bak süre ayırma. Ne yapacaktınız sürede? Bir şey yapmayacaktım sadece süre artar diye düşündüm ama. Bir de stresi bilmiyordun ya o yüzden yetişti, rahat konuştum. Evet. Biraz öyle oldu. Çorbam kıvamına kavuştu süper. Tamam ellerine sağlık. Yusuf sizinle. Tebrik ediyorum. Her şeyi gayet güzel yönettin. Sofranı da istediğin gibi kurdun. Evet. Allah gönlüne ve girerse şey kardeşim. Yok amcim. Şimdi masamıza gidelim. 4 tane. Dişi timsah. 4 tane dişi timsah. Sen de kanlı bir kırmızı et gibisin orada. Dere kenarına su içmek için gelmişsiniz. Suyun içinde kim olduğunu bilmeden eğiliyorsunuz. Rakipleriniz de bak böyle. Tam orada. İnsanın ağzından kaçmayı da biliyorum bak. Bu arada. Gitti zaten orada. Ya safari bile çekiyor. Çık buradan. Çık. Çık akıl sağlığın bolca. Ben de o arada havluyum alayım banyoya yatayım arkadaşlar. Bilimde bugün Yusuf Bey iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız yöresel lahana çorbası, pastırmalı humus, közlenmiş patlıcan ve közlenmiş kapya biber, kıymalı çoban payı, çilekli roka salatası ve fırın sütlaçla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Bugün rakipleri tarafından çok merak edilen Yusuf Bey'in masasındayız. O kadar çok şey var ki nereden başlayayım? Şimdi. Dolusunuz anlaşıldı şimdi. Çok fena. Bir de şunu göstereyim canım. Sesi içine kaçtı Yusuf'un. Şimdi çorba dediniz siz. Evet. Bu galiba pilav. Yani illa çorba dediniz sıvı şey mi yapmamız gerekiyor? Pilava da çorba diyelim o zaman. Sanırım Mina Hanım'ı düşünmüş. Hiçbirinde tuz tadı alamadım. Zaten yapamayacağını biliyordum. Sert yorumların, gerginliğin hiç eksik olmadığı bu masayı sakın ama sakın kaçırmayın. İçindeki malzemeler zaten birbirini bastırıyor. Şu hareketi yapmasanız gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Bu kadar basit yemeği yapamaması çok eğlendirdi beni. Ne oldu, yaktı mı? Yaktı. Yandı galiba. Tepkileri abarttılar. Sizinki kaç santim Güneş Hanım? 4 santim. Kadir Bey, ben dalga geçmiyorum ki gönderme yapıyorum. Sizinkine bakayım kaç santim? Hepsi ve çok daha fazlası birazdan
Kadir Ezildi ile En Hamarat benim de. Sevgili seyirciler, hepinize merhabalar efendim. Haftanın dördüncü gününde Yusuf Bey'in masasındayız. Şimdiden ellerine kolarına sağlık Yusuf'cum. Evet Yusuf, ne hissediyorsun? Bitirdin hepsini. Heyecan bastı, stres bastı ama son dakikaya kadar yetiştirdim. Hatta 15 saniyem, hatta bir dakikaya kadar bir zamanımda çok kaldı artık. Çok kalmış. Benim için daha fazlasını bekliyordum ama bu kadar stresli olduğunu gerçekten tahmin bile edememişim. Nasıl oluyormuş? Şimdi anlayabiliyorum sizi. Fikirlerinde bir değişim oldu baştan mu? Teşekkür efendim? Ederiz. Fikirlerinde bir değişim oldu mu yani düşüncelerinde bu stresi hissettikten sadece, sonra? Evet bu stresi hissettikten sonra evet fikirlerim değişti. Şu şekil heyecan konusunda değişti. Onun haricinde size bırakıyorum, yorumunuzu çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. O yüzden Ayşegül Hanım'dan başlayalım. Hadi bakalım Ayşegül Hanım. Şimdi o kadar çok şey var ki nereden başlayayım? Hayda, o kadar çok şey var ki. Evet. Mesela. Şimdi en başta ekmek sepetinin içinde peçete koyman gerekiyordu. Bu kadar titiz, dikkatli biriysen direktman hasara temas etmemesi gerekiyordu ekmeğin bir. İkincisi, ben burada oturuyorum ya şimdi, suyu bardağımı ya da meşrubat bardağımı almak için sürekli Nurşu Hanım'a böyle bulmam gerekecek. Evet, benim gerekecek. İki tane bardağım var. Çünkü o kadar ileride ki ikisi de onun önünde. Üç, gri asla gold'la uymaz. Keşke buraya daha gri uyumlu değil, bir peçete siyah koysaydınız. Hayır, bu siyah mı? En siyah buydu ama. Bu peçetenin rengi. Ama tabak lacivert mesela, lacivertle siyah gene olmaz. Bu tabak ne renk? Koyu lacivert. En önemli detay da tabak çok tozlu. Galiba tabakları silmişsiniz anladığım kadarıyla ama sildiğiniz bezin hava o kadar fazlaymış ki dikkat etmeniz lazımdı. Tabaklar tozdan, o bezin üstündeki havdan görünmüyor. Ben rica edeceğim bu tabakları bir tekrar silerseniz çok sevinirim. Silmekten ziyade sizin için yıkayacağım. Teşekkür ederim. Daha sonra peçetelere dizilime koyuluma çok dikkat ediyordu ya. Çok özür dilerim, bir kısmında diğerlerine yani bakalım. Söylemezler de liste geri döneceğim çünkü yani siz otomatiğe taktınız gidiyorsunuz. Yusuf Bey, sizin cevap vermek istediğiniz bir şey var mı? Haklı mı Ayşegül Hanım şu an? Ekmek konusunda haklı, evet. Onu gözden kaçırmışım. Yalnız simetrik dizdiğimi düşünüyorum. Herkesin bardağı aynı, mesela sadece biz çakışıyoruz. Yok yok. Bak, masanın şeyinden çok dolayı. Çok pardon. Nurşu Hanım'ınki hemen bak tabağın izasında. Bak benim tabağım burada. Bak bardaklar masa nerede? Masa küçük ya, çiçeğin. Ha işte hani masa küçük dolayı ya. Hani bizde de böyle olabiliyor. Yok, biraz daha sıkıştırabilirdiniz ama bunlar evet, çok geniş duruyor. Evet. Peki iddiasının altını dolduramayacak kadar kötü bir simetri var mı masada? Aynen öyle. Bu ufak tefek şeyler, yine söylüyorum, benim için sorun değil. Ama Yusuf Bey bunları çok sorun ettiği için bu kadar detaylı söylüyorum. Yoksa benim için hani azıcık oraya kaymış, azıcık buraya kaymış sorun değil. Ama kendi çok dikkat ediyor ya, o yüzden bu kadar dikkatli bakıp söylüyorum. Nurşu Hanım, siz nasıl buldunuz? Ben de Ayşegül Hanım'a katılıyorum. Ekmeklik konusunda da katılıyorum ve toz ve leke konusunda da çok katılıyorum. Fazla. Evet. Leke de mi var? Leke. Peki değil, şey, şu gösterebilirim. Okey. Peki, tamam. Zaten ben bu takımdan artık bıktım. Evet. Mine Hanım, siz nasıl buldunuz? Şimdi. Dolusunuz anlaşıldı şimdi. Çok fena. Şimdi, sandalye ile tabağın aynı hizada mı olması gerekiyordu? Yani öyle söylemiştim. Karşılıklı evet, olarak söyledi de. Şimdi ben şu an çatalla, bıçakla bakışıyorum. Tabak tamam, yok benim önümde. Tabak nerede? Güneş Hanım'a gidiyor. Bir de şunu göstereyim canım. Gazi'nin pikocunun silahı. Tahmin etmiştim. Tahmin etmiştim. Maşallah. Buyurun, neyi ölçeceksiniz? Çok merak ettim. Neyi ölçeceğinizi merak ettim. Bir kere bu önümde değil. Kaşıkların arasını ölçeceğim. Kaşıkların arasını? Evet. Kaşıkla bıçağın arası. Bu 3 santim. Sizinki kaç santim Güneş Hanım? 4 santim. Kadir Bey? 2,5 santim. Sizinki? Yani kalkamıyorum masadan. 3, 2, o da bir değil mi? Buyurun, buyurun. Tamam. Madem bir iş yapacaksın, hadi tamam. Zevkten. Ama zevkten sırayla gitmiş yine. 4, 3, 2, 1'e doğru gidiyor. Şöyle geleyim. Buyurun. Sizinkine bakayım kaç santim? Bunu denetliyor masayı. Ceza kesecek. Bak bu düşecek burada. Evet, ben işte gidiyordum söylemeye de durduruldum. Daha vardı çok. 1,5 santim. Ay maşallah, 3 santim. Bir iki biz iki tutuyor evet, Nurşu Hanım'la. Bir de sizin evet. Bunu gösterdim. Daha masanın başında Yusuf'u alt ettim, demoralize ettim. Mine Hanım beni alt ettiğini düşünüyor ama kesinlikle tamamıyla çocukça bir hareketti. Bıçaklarla görüşüyorum şu anda. Selamünaleyküm, nasılsınız? Ama tabak yok önümde. Ne yapalım? Önünde değil. Ne yapalım? Bak ellemiyorum. Tamam. Siz geldiniz,
Ben size değiş, yardımcı çevireyim. Olurum, sizi yormayacağım. Yok, hayır. Sizin tabağınızı çekmeye bu kadar simetri, benim çorbamın getirirken kaymasına bile laf ediyorsunuz. Siz daha masayı kurarken golü attınız kendinize. Ne yapalım şimdi? Heyecan deyip bahane üretmeyeceğim. Madem bu kadar... İnsanım, hata da yapabilirim. İddiamı evet simetrikle size kanıtlamaya çalışmadım. Ha burada simetri yarışmasına girmedik. Onu da söyleyeyim. Allah Allah! Simetri yarışmasına simetri yarışmasına girmedik derken evet takıntılarım var. Yok değil. Sizi eleştirilerinizi kabul ettim mi? Ettim. Yok. Yalan yok. Karşı değilim. O da yani buradan puan kırdı mı peki bu zamana kadar? Hiçbir şekilde. Ben sadece lezzetten puan kırmışımdır. Masa düzeninden kesinlikle puan kırmam. O kadar da adaletsiz şimdi değilim. Şimdi bugün anladınız mı? Üç gün boyunca, bugün sizin gününüz. Bu simetri konusunda boş boş konuştunuz. Boş, artık boş kabul ediyor bir musunuz? Bir şey söyleyeyim mi? Kabul ediyor kabul, musunuz? Etmeniz boş boş gerekiyor. Konuşmama bu, kabul etmiyorum. Bunu yapmanız masanın sizin sessizliğinden boş dolayı gösterir. Ben masaya neşe kattığımı düşünüyorum. Hiç masamda sessizliğiniz. Hatta dünkü masada da biraz farkındaysanız Kadir Bey siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama sessiz kaldım. Bakın kimseden çıt çıkmıyor. Hatta şu uyarı demeyeyim de şu aydınlatmayı yaptım. Konuşmama müsaade etmiyorsunuz ama konuşmuyorsunuz da. Bunu da dile getirmiştim. Yani Kadir Bey söz verdikçe konuşuyoruz aslında. Hayır söz vermek derken araya girme durumları da oluyor ya. Ben yorum yapmayınca da kimseden çıt çıkmıyor masanın. Demek istediğim yarışma çok konuştu diyorsunuz ya. Allah razı olsun. Suskunluğunuzdan dolayı ben sessiz kalmayı sevmediğimden dolayı muhabbet açmıştım. Mine Hanım hazırlıklı gelmiş. Zaten bunu bekliyor muydu Mine Hanım'dan? Fazlasını da bekliyordum ama... Herhalde dedim TCT'li getirirsin, geometri falan. Güneş Hanım'a gelelim. Matematik çözeceğiz diye bekledim. Yusuf Bey'in simetri takıntısından ötürü hepimizin dikkati direkt oraya dağıldı zaten. Hani evet. Şık mı güzel mi ona kimse artık şu anda dikkat etmiyor. Herkes simetri üzerine. O da kendinden ötürü oldu. Yoksa ben bile dikkat etmezdim. Dedikleri gibi benim de gözüme çarptı direkt. Onun dikkatine göre karmaşık geldi. Genel olarak hani bakacak olursak sizin takıntınız olmasaydı genel olarak şık sadece çiçeği çok karmaşık buldum. Hani ağır durmuş siyah, ya, hoş olmuş. Sade ya ondan dolayı biraz renkli bir şey seçmek hani istedim. Masaya göre çok fazla renkli olmuş bu kadar. Peki. Hani yorumların çoğu sizden ötürü. Masada sadece şu an bakılmak gerekirse gold detayı var, siyah, cam. Peçete siyah beyaz benim ve bej vardı. Var. Masamı beğenmediniz renk ama. Kalabalık dediğiniz için kalabalık çiçek olarak benim masam fazla daha büyüktü beğenmediniz. Hayır büyüklüğünden demiyorum şu an kalabalık dedi ya karmaşık dediğinde. Peki bu masadan dediğine, sonra Yusuf Bey'in simetri hastalığına inanmayan var mı aranızda? Pardon. Bu masayı gördükten sonra Yusuf Bey'in simetri hastalığına inanmıyorum diyen var mı? Şimdi şöyle Yusuf Bey bize sürekli ısrarla biz hani siz baktınız biz de masanıza bakacağız dediğimizde ısrarla bakmanıza gerek yok, ölçmenize gerek yok. Ben öyle bir masa kuracağım ki milim milim dedi. Sürekli. O zaman peki bu zaman diliminden bahsediyor muydu? Oldu ama biz söylemeye çalıştık ama anlamaya bile çalışmadı bizi dinlemedi. Hayır ben zaman kısıtlı diye de burada da sadece simetriden değil yemekten de lezzetten de zaman dilimi var diye mesela söyledik. Diyor, biz mesela, uyardık onu bak zaman kısıtlı dedik diyor. Ben buradaki zaman, günü geçenler mesela söyledi. Mesela evimde zamanım bol geniş olduğu için yani bol geniş dediğimden dolabımı düzenlemek için kendime bir zaman belirlemediğim için takıntı yaptım. O boş zamanlarında kalınca bakıyor. Hani biz gitsek otursa masada o da kusur bulacak. Çarşafım evet, olsun. Ayşegül Hanım, Ayşegül Hanım diyor ki bak masayla alakalı o bize yorum yaptı da bize bu zamanı önüne sürdük. Söylediğimizde ama hani anlamak dinlemek istemedi yani. Söylemeseniz dahi iki saatimin olduğunu biliyorum zaten. Şimdi sabah, anladı ya Güneş Hanım'ın masasının da aynısını pardon, yapacak mı acaba? Sabah kahve içerken ne dediniz? Yemekleri yapacağım. Rahat rahat masamı kuracağım. Bir kusur bulamayacaksınız dediniz. Evet hiç de öyle olmamış ama. Bu zaman ayırmış. Evet, geçelim mi çorbayı? Hadi bakalım ama. Daha fazla terletmeyin adamı. Daha çorbamız var, ana yemeğimiz var. Daha masanın başında Yusuf'un modu gerçekten çok düştü. Çünkü tüm yarışmacı arkadaşlar eleştirdi. Sesi içine kaçtı Yusuf'un. Hayır ben yine yapacağım yorumu yaptım. Sesim içime kaçmadı. Yusuf Bey rakiplerinize nasıl bu kadar malzeme verdiniz ya? Çok heyecanlandım. Beklediğim gibi değildi. Masa düzeninde maalesef ağızlarına bayağı bir laf verdiniz. Ana yemeklerin lezzetine laf edemezler değil mi? Yine söylüyorum lezzetine diyecek yok. Simetriye takılacaklarsa saygı duyuyorum, haklılar. Afiyet olsun. Şimdi çorba dediniz siz.
Evet. Bu galiba pilav. Suyu fazla kaçmış pilav bu. Şöyle söyleyeyim, yarmadan yapıldığı için bizim yörenin yoğunluğu bu şekildedir. Bu kadar yoğun bir çorba ilk defa biz görüyorum. Biz buna çorba diyoruz. Yöresel, Muş'un yöresel çorbası. İsmi neydi bunun? Yöresel lahana çorbası. Biz keşke... kırçık diyoruz, kırçık. Kırçık. Kırçık çorbası. Şimdi adında lahana var ya, o yüzden lahananın yoğun olması gerekmiyor mu? Bu yarmadan gözükmüyor ki. Lahanası çok az. Evet. Lahana en gayet başta yeterli diye tadına, düşünüyorum. Tadına, tamam dileyim. Bakacağım hemen tadına. Tadına bir bakalım, sonra tek tek yorum yapalım. Hemen bakacağım, inşallah lezzetlidir. Daha çorbanın tadına bakmadan ön yargılarını belli ettiler zaten. Yusuf Bey'in bugün çorbasını evet ben içmeden yorumda bulundum. Çünkü çorbanın görüntüsü zaten çorba değil, pilav gibiydi. Yani bunun için içmeye gerek yoktu. Çok şükür gözümüz görüyor. Ne oldu, yaktı mı? Yaktı. Konuşmuyor. Tam olarak böyle mi olması gerekiyor? Acılı oluyor. Onu da belirteyim. Oh. Evet, acı. Çünkü iki çeşit baharat geliyor. Karabiber ve pul biber. Böyle biraz kapuskanın şey, bu yarması, yarmalısı hı hı gibi. Biraz o da ona böyle benziyor. Acılı oluyor ya. Pardon ya. Herkes yandı galiba. Büyüksünmeyen Güneş Hanım kaldı. Baharat konusunda abartılacak hiçbir şey yoktu. Olması gereken ölçülerle yaptım. Onlar tepkileri abarttılar. Baharatları aşırı fazlaydı gerçekten. Genzimi benim de çok yaktı. Abartmıyoruz. Evet, Nurşan'dan başlayalım. Nurşan nasıl buldun çorbayı? Direkt lahana çorbası yazıyordu ya yöresel. Ben direkt Karadeniz'de olduğum için direkt kara lahanaya gitmiştim. İşte hiç beyazı araştırmadım da, daha önce tatmadım da. Ben de beyazı tahmin etmiştim. Ben direkt kara lahana olarak düşünmüştüm. Kıvamı nasıl? Nohutu, yarması pişmiş mi? Siz mi haşladınız? Hiçbir şeyi hazır kullanmadım. Tamam. Nohutlar güzel pişmiş, yarmalar da güzel ama aşırı az mahallede yanıyor. Nefes alamadım yerde. Söyledim çünkü efendim, kısamazdım yöreselliği bozmak istemedim. Benim tatlım. Şuradan da yola çıktım aslında. Meyhane pilavını acı sevdiğinizden dolayı da bir tık... Sevmiyorum. Hayır, acılı olması gerekiyor dediniz ya. İşte doğru. Ona istinaden ben size şunu söyleyebilirim. Doğru. Kanıtlamaya çalışıyorum aslında. Yok, ben devam acılı edebilir miyim yorumlarım? Hatta Yusuf programdan sonra ya da çıkışta da bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Gerçekten acılı olması ben gerekiyor. Ben ona takılmam. Şey, Nurşan'ın ben devam edebilir miyim? Çok acılı olması gerekiyor. Nurşan'ı bir dinleyeyim, sonra açıklama yapalım. İlk yarım nohut gelmişti, o pişmişti ama dedikten sonra tekrar tattım. Nohutlar pişmemiş, onu söyleyeyim. 2-3 tane tattım, bir tane daha tadabilirim. Ve ayrı çorba deyince insan birazcık sıvı bir şey bekliyor. Böyle mi olması gerekiyor tamamıyla yarmadan ya da? Dolayı yoğunluk bu şekilde. Ekstra su katılmaz buna. Ya ama işte bu çorba değil de böyle yemek gibi oluyor ya o zaman. Yani illa çorba dediğiniz sıvı şey mi olması gerekiyor? Çorba nasıl çorba şey olması gerekiyor? Bildiğiniz... Pilava da çorba diyelim o zaman. Hayır, yok, yani bu da pilav bir şey, sıvı bir şey olması şey, gerekiyor. Çorba dediğiniz yoğun bir çorba da olabilir, bu pilav, sıvı bir çorba pilav, da olabilir. Bu pilav, bulgur pilavı, içi yıka, beyaz lahanalı bulgur pilav. Suyu neyse, fazla kaçmış ben. Pilav. Pilav. Peki Nurşan beğendin mi? Biraz öyle olmuş. Üzgünüm ama beğenemedim ya. Afiyet olsun. Peki, afiyet olsun. Güneş Hanım. Çok fazla koyu, aşırı. Hatta ama özelliğini söylüyorum ben ama size. Ben baktım hani araştırıyoruz da ya. Orijinalliğini diyorsunuz ama hiçbir görselde bu kadar koyu pilav gibi bir şey görmedim. İnternette ve araştırsak direkt bu kıvamdan çıkıyor. Beyaz hayır, böyle bir görsel diye yok ama. Beyaz lahana çorbası, evet. Hatta Muş'ta tanıdığınız biri varsa ben görselse görselim de. Biraz daha sıvı, hani bu taneler bu kadar yüzünde ve gözükür bir şekilde baktım, değil. Baktım, hatta bu değil. Az daha pişse bu taneler ve nohut bu suyu da götürürmüş, direkt pilav olmuş. Bak bakmışlar mı? Görselde sorun değil. Görselde baktık böyle değil ama asla böyle değil. Ama Muş'un yöresini abi tırnak içinde söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Bizim yöreye ait bir çorba. Bizi ilgilendirmiyor, biz bilmiyoruz lahana orayı. Bana da öyle söylediniz de yağlıydı ya çorba. Açıklıyorum ben size. Şu ama açıklıyorum. Direkt başta söyledim, yoğun yarmadan yapıldığından dolayı. Tahıl çorbası yapmaya çalışmış ama tahıldan pilav olmuş ve lahanalar da en dış yaprağından bir kat alınmış gibi. Peki, Güneş Hanım beğenmedi. Ayşegül Hanım. Siz sulu pilav dediniz direkt zaten. Şimdi aynen öyle. Yani bu hani bulgur, sebzeli bulgur pilavı tarzı olup suyu biraz fazla kaçmış gibi. Acı konusunda da şöyle söyleyeyim. Benim sevip sevmemem önemli değil. Bir yemeğin olması gereken olması gerekir. Olması bu acı gereken olması gerekiyorsa acı hı-hı olmuş. Orası doğru. Kendiniz haşlamışsınız. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Hatta sonuçta olsun uğraşmışsınız. Ama olmuş mu? Olmamış. Bana göre yarmalar pişmiş, onun pişmesi bana gayet iyi geldi ama nohutlarınız pişmemiş.
Ve adı ne bu çorbanın? Lahana çorbası. Dolayısıyla ben çoğunlukla lahana görmek isterdim. Yarmasını, nohutunu az, lahanasını fazla. Mesela bakın sizinkinde yok, daha fazla. Gayet. Bak sizinkinde fazla, benimkine bakabilirsiniz. Benimkinde sırf yarma görünüyor. Karıştırdım. Tabii. Bak karıştırdım. Benimkinde yarma çok yarma fazla. Yarma çorbası. Herhalde tam hani karışmayabilir. Yarma çorbası demeyeyim işte. Suyu fazla kaçmış, yarma pilavı gibi olmuş. Ama emek vermişsiniz sonuçta. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Peki. Evet Mine Hanım. Şimdi, çok keyiflisiniz bu çok arada. Çok. Yüzünüzde güller açıyor. Çanlar Yusuf için çalıyor. Felaket çanım onlar. Artık göreceğiz kısmet. Şimdi Yusuf Bey, arkadaşlara katılıyorum. Gerçekten çok koyu. Dedikleri gibi nohut. Ama ya bir çorbada arkadaşım bu şekilde lahana doğranır mı ya? Küp. En azından incecik doğrasaydı. İncecik doğrasam içinde lahana kaybolacak. Lahana ne pişmemiş kadar ki zaten lahana. Ne kadar hassas olduğunu Güneş biliyorsunuz değil mi? Güneş Hanım'ın dediği gibi kıtır. Gayet de ben şu pişmemiş. An tadıyorum. Lahana pişmemiş. Belki ince doğrasaydınız daha lezzetli biraz bir şey. Biraz daha pişirseydim içinde kaybolacaktı. Kaybolmaz. Lahana niye kaybolur? Lahana çok az olduğu için kaybolabilirdi. Ama az koymuşsunuz zaten. Kaybolacak kadar az. Azdan kastınız lahana, mesela. Lahana mı? Bak benim lahana gelmiş bana bak, ama. Sizin daha fazla. Evet. Benim ben fazla de. Ama bak arkadaşım kare kare olur mu bu? Ama yöresel değil o. Öyle mi? Özellik öyle kare kare bir doğranıyormuş. Özellik o. Bizde çünkü kesin görmedim. Tamam onu geçelim. Ama pişmemiş. Neye pişmemiş? Lahana mı kıtır kıtır. Hakikaten kıyır kıyır. Yani bendeki pişmişse aynı tencereden çıktı. Bilmiyorum. Ve gerçekten lahanası çok az, buğdayı çok fazla. Biraz önce fazla dediniz, onayladınız. Neyi? Ayşegül Hanım sizin lahana fazla dedi, onayladınız. Buğdayı da fazla. Bir çorbaya bu kadar buğday girer mi? Evet, bulgur pilavı gibi olmuş. Yani o dengeyi ayarlayamamışsınız galiba. Hani biz... Kim yaptı ya bulgur pilavına? Meyhane pilavı. Meyhane pilavına. Nurşah Hanım'a dedik ya biraz daha hani böyle yapış yapış olması evet, gerekiyor pilavı. Demiştik ya. Evet. Neredeyse onun ona yakın olmuş. Kaçmıştı dedim ya işte. Meyhane pilavı olmuştu. Evet. Yani Yusuf Bey beğenmedim. Yöresel dediğiniz ama kimse ya yöreselliğinden anlamadı ya da gerçekten beğenmedi. Benim de gerçekten çorbam. Ben hala arkasındayım. Biz böyle yapıyoruz. Damak zevkinize uymamış olabilir. Pişip pişmeme konusunda diyorsanız katılırım diyeceğim ama katılamıyorum çünkü yani, tatlıyorum. Benim mı? İçin pişmiş çünkü nohut özellik pişmiş bu. Nohut pişmiş gayet de pişmiş. Dağılabiliyor az da. Gayet de dağılıyor. Peki afiyet olsun. Geçelim ana sıcaklarımıza. Ne var şimdi ana sıcak olarak? Pastırmalı humus. Yanında patlıcan közlemeli. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Hepimizin servis tabağı var. Yo ben özellikle verdim. Özellikle ama ben... siz rahatsız oluyorsunuz evet, bir şey yamuk siler, ya da eksik olduğu zaman. Hayır eksikliğinden değil. Yusuf'a kadar sen bunu yiyeceksin. Yusuf Bey'in yemekleri olmadığı için Mine Hanım çok aşırı mutlu oldu. O yüzden kahkahalar attı masada. Bu kadar eleştiri yapan bir beyin bu kadar basit yemeği yapamaması çok eğlendirdi beni. Mine Hanım tamamıyla alay edercesine güldü. Bariz belliydi. O gülüşü falan hiç de samimi değildi. Sizin yörenizin çorbasını sizden iyi biliyorlar herhalde. Yöresel dememe rağmen hala bu böyle olmaz. Böyle olmaz diyor. Bilmem sıvı olacak. Çok... Ya bizim çorbamız böyle, yöreselliğimiz bu. Mine Hanım'ın mezura getirmesine ne diyorsunuz? Mine Hanım bana çocuk diyor ama yaptığı hareketler çocukça kardeşim hareketleri yapmış. Sizi göstere göstere elinde sallıyor. Dalga geçercesine hareketler gerçekten yaşına da, yapısına da, konuşmasına da yakıştıramadım. Rakiplerinize karşı bir çıkışınızı görmedim. Sakin kalmaya mı çalışıyorsunuz yoksa? Ev sahibi olduğum için biraz kibar davranmaya çalışıyorum ama sanırım olmayacak. Kibarlıktan anlamıyorlar çünkü. Kadir Bey bir şey dikkatimi çekti. Hayır olsun siz buyurun. Siz 3 gündür bütün çorbaları bitirdiniz afiyet olsun. Bugün hiç yemediniz. Ben çok siz fazla de herhalde hiç beğenmediniz. Acı yiyebilen biri değilim. Aşırı acı yediğim zaman da rahatsız yani oluyorum ve yemeklerin hiç tadını alamıyorum. Ha acıdan dolayı acıdan yemediniz. Acıdan dolayı beni maalesef kesti. Ha çorbanın kötülüğünden dolayı değil. Yorumlarımı röportajımda detaylı yapacağım ama acı benim için inanılmaz zor bir şey yani. Anladım. Yemek ne kadar lezzetli teşekkür olursa ederim olsun çok acı teşekkür olduğunda ederim kesiyor beni maalesef. Devamındaki hiçbir şeyin tadını alamıyorum. Mine Hanım sunumu nasıl buldunuz? Pastırmadan gül yapmış bak. Şöyle buyurun. İçine de maydanoz atılsın. Ne kadar büyük. Allah kahretsin. Ara sıcak iki tane büyük. Marifet ne kadar büyük marifet. Ara sıcak. Ezmen de var, mezen de var.
Şimdi humus vardı pastırmalı. Evet. Biber, patlıcan, közlemesi mezesi vardı. Bu ne? O yanına sosa batırıp yiyebilirsiniz mezeye. Ha, öyle ekstra koydum. Evet, ekstra. Ha, tamam. Bina Hanım beğendiniz mi sunumu? Tamam, anladım. Bir içine maydanoz kondurmuş diyor. İçine maydanoz. Yani, görsel. Yani. Şimdi ben maydanozla görseller biteli çok yıllar aşk oldu. Aşk gözlüğüm demiştim, benim gözüm doyacak. Ondan dolayı. Ha, maydanozla mı doyuyorsunuz? Ay, bileydim ben vallahi gerekiyor. Bir demet koyardım önünüze. Şık bir sunum yok mu yani önünüzde? Yok, şöyle, önünde şık bir sunum var diye. Da yani. Ha, bu bir kere menüye yazılmamıştı. Ekstra eklenebiliyor. Ekstra eklenebiliyor mu? Eklenebiliyor. Ha. Çıkaramayız, ekleyebiliriz. Valla tadına bakacağız şu ben anda. Ben zaten tadını sormuyorum, görseli soruyorum. Tamam, güzel. Güzel, peki. Hı. Nurşah Hanım? Ben de beğendim görseli. Beğendin mi? Evet. Ayşegül Hanım? Görseli güzel, sadece bu tabağı değil de bir büyük servis tabağına koysaydı daha hoş görünürdü bence. Bence. Evet, çok iç içe olmuş. Çok iç içe olmuş ama aslında güzel olmuş. Peki Güneş Hanım, beğendiniz mi sunumu? Güzel olmuş, güzel. Beğendim. Hadi afiyet olsun o zaman, buyurun. Teşekkürler. Ay Yusuf Bey, ben de kesemiyorum. Bu sefer yardım edebilirim. Tamamıyla bünyem kuvveti şu an. Aa, güçlendiniz demek ki. Pastırmayı ben yapmadım. O yüzden yorum yapamazsınız. Ben tabağıma gelene bakarım. Öyle değil mi? Ha, tereyağla yumuşattım. Onu söyleyeyim. İşte yumuşamamış demek ki. Kesemedim. Bak zorlandım. Çünkü tereyağla yumuşamazsın. Ben açık bulacağım şimdi. Humus nasıl olmuş Güneş Hanım? Tuz tansiyon diyordu. Sanırım Mina Hanım'ı düşünmüş. Hiçbirinde tuz tadı alamadım. Mezelerde zaten çok az tuz kullanılır. Çok çok az, yoka yakın olmuş. Humusun da lezzeti eksik geldi bana. Ben zaten... Mesela neyi eksik geldi sizin için? Sanki zeytinyağı humusun biraz daha... Humusun içinde olması gerekenler var mı sizce? Var ama sanki biraz eksik gelmiş ne gibi. Ne mesela? Sanki sarımsak, zeytinyağı. Sorayım. Sarımsak, sordum zeytinyağı. Sordum zaten de sizin için eksik gelen ne? Hani bir tık daha azmış gibi geldi bana. Davet içinde yemeği diye... Ne var yani, malzeme olarak soruyor. Davet yemeği diye sarımsağı biraz az tuttum, bilginiz olsun. Tamam, biz hani gündelik çık yaptığımıza göre kıyasla. Anladım. Ben dereotunu yakıştıramadım. Bir de zaten hani yan yana da yakıştıramamıştım. Dereotu nerede var ya? Şunun içinde yok mu? Var var, ezmenin içinde. Ha, var. Var mı? İçindekini evet, var. Ben humusu söylüyordunuz ya, ha. Ondan dedim nerede yok, var diye. Yok, ona da söyledim yani. Hı-hı. Tuz, onun da eksik tuz diyerek bu şekilde. Yani humusun lezzetsiz olması zeytinyağının azlığından mı? Yani biz normalden zeytinyağı ve sarımsak siz ağırlıklı olarak... Hani bir tık daha yoğun oluyor bundan lezzeti. Kıvam olarak mı yoğun yoksa kıvam lezzet değil, olarak lezzet mı? Lezzet olarak dedim. Diğer mezeyi nasıl buldunuz, ezmeyi? Dediğim gibi ezmeğinin de tuzu eksik ve şeyi yakıştıramadım ben içine, dereotunu. Dereotu ve maydanoz. Bu arada bilindik bir şeydi. Bu da benim kendi tarifim. Bilginiz olsun. Peki, afiyet olsun. Yapmayın. Güneş Hanım'ın humusu neden beğenmediğini anladın mı peki? Sana yeterli bir açıklama yaptı mı? Yeterli bir açıklama kendi için evet yaptı. Hani, zeytinyağı. Biz o şekilde. Zeytinyağı ve sarımsak bir tık daha yüksek oluyor. Hani yani, daha... Dediğim gibi sarımsak konusunda anladım. Davet yemeği olduğu için anladım. Biraz kıstım. Zeytinyağı da yeteri kadar ve kıvamında tarifine göre yaptım mı? Niye yaptığından dolayı lezzetsiz değil. Ben bunu savunurum. Ölçüye göre koyduğumdan dolayı siz belki zeytinyağını daha fazla sevdiğinizdendir. Siz öyle alıştığınızdan dolayı, damak ya da zevkiniz ona alışkın olduğundan dolayı. Biz de kendimiz yapıyoruz, dolayı, belki ondandır hani daha yoğun lezzet veriyor fazla bizimkiler. Fazla koyuyorsunuz, damak zevkiniz ona alıştı. Peki, ben tamamıyla ölçülere göre yaptım. Nurşah Hanım. Doğrudur. Patlıcan ve biber közlemesini ben de beğenemedim. Sıfır tuz. Gerçekten sıfır tuz ve... Koydum ama tuz. Gerçekten yani hiç gelmedi. Birkaç kere tattım ama gelmedi. Dereotunu ben de yakıştırmadım açıkçası. Tamam. Humusun içinde... Ben daha önce yemedim, yapmadım da ama araştırdım. Tahin, evet. Kimyon, limon suyu olarak gördüm ama... Hiç mi? Yapmıyor musunuz siz? Yok, hiç yapmıyorum. Hiç gerek doğru duymadım yani, yapmaya. Herkes her şeyi yani her şeyi yapmamış olabilir. Herkes biliyorum içeriğini yani. Araştırdım mesela, ama daha önce yapmadım. Mesela yöresel lahana çorbasını yememiştiniz. Bizim Muş'un evet, Muş yöresinde var. Her şeyi yeme zorunda değiliz tabii ki. Aynı şeyi da yememiştiniz mesela. Evet, evet. Ama yani. Humus o kadar yöresel bir şey değil. İşte humus çok belinden yapılan bir şey yani. Olabilir. Yani, evet. Hatay yani. Ve Mersin yöresine şey daha yatkın olan humus sürekli yani. Peki kimyon dedin, limon dedin, tahin dedin. İçinden onların lezzetini alabiliyor musun? Hiçbirini alamadım işte, o yüzden söyledim zaten. Gelmedi bana tahin mesela.
Tahini de çok severim ama tahin gelmedi. Nohuttan vardır dolayı illa, zaten tahin bastırır, şey işte. Nohut tahini bastırır. Ama mesela böyle nohutları... Nohut tahini bastırır. Kullanmış olduğumuz içerikler... Sakin ol abla. Sen mezronu tut şöyle. Kullanmış olduğumuz lezzetler şu ki, içindeki malzemeler zaten birbirini bastırıyor. Şu hareketi yapmasanız gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Çanlar dalga geçiyorsunuz çalıyor. Ama resmen. Yok. Farkında mısınız? Niye? Gerçekten hiç hoşuma gitti. Siz yaşın, benden dalga geçtiniz ama siz dalga geçmedim ama siz beni şu an... Ne tansiyonum kaldı, ne şekerim kaldı. Özür dilerim bu arada. Çocuk menüsü diye. Ama, ondan yola çıkarak bana çocuk gözüyle tamam bakıyorsunuz ama benimle, ben bu hareketi size niye? Yapmıştım. Siz bana tansiyon söylemedin. Tansiyon, biz yaşlıyız. Ama şunu altını çizerek söylemiştim. Mina Hanımcığım. Neydi o senin tatlı? Altını çizerek söylemiştim. San Sebastian'ı yapamazsınız dediniz. Siz bilmiyorsunuz dediniz. Bunun yaşlı bir alakası yok ama şu... Tansiyondan girdiniz, ben size tansiyonun açıklamasını yapayım. Dün açıklama eğer izlerseniz yeteri kadar yaşla bir alakasının olmadığını söylemiştim. Tansiyonun yaşı yoktur demiştim. Ha söylüyorsun, söylüyorsun. Ama şu an çocukluğumla şey yapıyorsunuz. Çocuk yaş aralığı ne? Kaçtır mesela? Bilimsel olarak kanıtlanmış yaş aralığı kaçtır Mina Hanım? Ne gibi? Sen, çocuk, yani sen bunu yaparken yani ona çocuk diye dalga mı geçiyorsun? Bebek, hayır bebek be. Kavramı şey var. Hayır çocuk, ben sana diyorum ki. Genç. Bak, Yusuf Bey. Hayır Çanlar bana çocuk sizi... dediği için. Çanlar sizin için çalıyor. Sizi şimdi nasıl vuracağımı izleyin. Çocuk dediğiniz için bu çocuklara layık bir hak. Hayır be öyle bir şey değil mi? Nereden uyduruyorsun? Çocuktan yola çıkıyorum dedim. Hayal mi görüyorsun dedim. Arkadaşım? Bana genç gözüyle bakıyorsun. Hayır sabah siz kullanmışsınız. Ayşegül Hanım çocuk dedi menüsü dediği için. Ama o Ayşegül Hanım'a söylemişsin bana. Demeyeceksin ben söylemedim sana o lafı. Genel olarak siz ikiniz... Lütfen. Hayır ne ikiniz ya? Bizim ikiniz de ikide bir ikiniz. Nuş Hanım'ın yorumu yarım kaldı. Nuş Hanım devam edelim. Ben dalga geçmiyorum ki gönderme yapıyorum. Daha zekice bir gönderme yapabilirdi. Mina Hanım'ın abarttığını düşünüyorum her şeyi. Eğer bana yapsaydı sinirlenip elinden alırdım. Bunu asla benim elimden kimse alamaz. Bu benim elimde 20 yıldır duruyor. Kimse elimden alamaz, Nurşah da alamaz. Benim masamı o kadar hani suyun ölçüsüne kadar yorumlasaydı ben daha fazla bile tepki verirdim herhalde bugün. Mina Hanım haklıydı yani. Tahin almıyorum dedin, kimyon almıyorum içinden dedin, limon almıyorum dedin. Nohut hepsini bastırıyor dedi. Yani özdeşiyor yani birbiriyle dedi. Özdeştiği için gelmiyor mu? Tadını özellikle alamaz. Kabukları da hep ağzımda kaldı. Limon arasanız aramayacaksınız. Ne oldu? Nohutun kabukları oluyor ya. Onlar da hep ağzımda gezdi. Çok nohut tatlı. Nohut kabuğu yok. Kabuklarını soydunuz mu? Kabukları soyuluyor bunların. Blender'dan da geçiliyor. Blender'dan geçmiyor mu? Demek ki çok iyi geçirememişsiniz. Pütür geliyor pütür. Siz daha önce yemediğiniz için biraz pütürlük olması gerekiyor zaten. Tamam. Öyleyse peki, olması gerekiyorsa. Ayşegül Hanım. Olması gereken bu. Tabii. Pütürlük olması gerekiyor. Şimdi ben Güneş Hanım'a da Nurşah Hanım'a da katılmıyorum. Şimdi humusta burada en anlaşılması gereken kimyonla sarımsaktır. Kimyon çok güzel geliyor humusta. Burada az olan şey özellikle Güneş Hanım sarımsak biraz önce mı açıklayamadı. Tahini ve sarımsağı az. Evet sarımsak davet masası. Ben sarımsağı dedim de ben zeytinyağına. Yağla bunun hiç alakası yok. Bunun tahini az. Tahin olduğu için o yoğunluğu hissedemiyorsunuz. Ama kimyonun tadı çok iyi geliyor. Evet biraz daha tahinin ve sarımsağın baskın olması lazım. Doğru az olmuş ama kötü değil. Bence yani humus ya, olmuş sadece olduğum... tadı biraz eksik. Yani biraz tahin daha eksik. Fazla olması gerekiyordu. Evet tahin eksik. Bunun sarımsağı da biraz eksik. Humusta en önemli şey tahin, sarımsak, kimyon üçlüsünün oranıdır. Yani humusun her şeyini belirlemesi odur. Ben kimyonu gayet iyi aldım. Dediğim gibi tahini eksik ama tadı kötü değil. Ben beğendim ama evet eksiği var doğrudur. Evet, şöyle söyleyeyim o zaman. Normalde yaptığında nohut ölçüsüne göre yarım su bardağında mesela 2,5-3 bardak nohut kullanıyorum ben yaptığım zaman. 6 kişilik yaptığım için bu şekil. 3 su bardağı pişmiş nohuta yarım su bardağından biraz fazla tahin kullanıyorum. Humusta sarımsak var mı? Evet. Bunda çok az var. Biraz daha yoğun olması ama lazım. Şeyde, niye normalini de yapmıyorsunuz? Normali gibi yapmıyorsunuz? İşte az koymuş. Sarımsakla tahin az. Bir de pastırma bastırıyor zaten tadını humusun. Ben bitirebilir miyim? Buyurun. Pastırması çok sert olmuş. Galiba şunu yapmamışsınız tahmin ediyorum. Bilmiyorum yapıp yapmadığınızı. Şimdi pastırmayı yağda böyle hafif bir kızartıyoruz ya hemen. Kızarttıktan sonra pastırmayı yani o yağlıya bir su dökmeniz lazım. Su döküp ağzını kapattığınız zaman o pastırma yumuşacık olur. O suyu dökmüyorsanız o yağ onu zaten bu şekilde sertleştiriyor. Bence sertlik oradan geliyor. Açıkçası yapmadınız o su yöntemini yapmadınız. Su koymadığınız zaman her zaman pastırma kuru bir şey olduğu için... o kurur. O sertlik oradan. Yani yağdan değil o tamamen suyla alakalı bir mevzu. Hepsini yemişsiniz. Yedim evet.
Afiyet evet kuru olmuş. Kuruluğundan, evet kuruluğu ama ben severim pastırmayı. Benim hoşuma gitti. Ben yedim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bu kendi sosu bunu vardı mezem. Ben açıkçası anlayamadım. Yani bu ezilmiş mi, blend mi edilmiş, dövülmüş mü? Bu geçirildi. Ne olmuş ben anlayamadım. Blender'dan ha blender'dan geçirdiniz. O yüzden bu kadar. Bunun hiç tuzu yok Yusuf Bey inanın. Yani hiç alamadım tuzunu. Kendi sosum olduğu için tuz oranını az tutarım. Çünkü neden? Zaten patlıcan ve kapya biberi nazik ya daha çok kaybetmesi. Tuz biraz kimyasallığı demeyeyim de biraz daha baskın. Sebzeleri öldürdüğü için aynen diyorsunuz ama hiç tuz yok. Tuz olmadığı için de lezzeti yok. Bir de bence davet yemeklerinde asla çiğ sarımsak kullanılmaz. Pişmiş sarımsak kullanabiliriz. Bu humusta bu arkadaşta yani sarımsağı hiç hissedemiyorum ama bunu da çok hissettim. Yani bunun sarımsağı fazla, bunun tam tersine az. Bir de hiç dediğim gibi bunun tuzu yok. Bunu beğenemedim. Teşekkür ederim. Afiyet elinize olsun. Sağlık. Afiyet olsun. Evet afiyet son olsun. Yorum Mina Hanım'dan. Buyurun Mina Hanım. Humusun tadını dediği gibi Ayşegül Hanım'ın tahin. Bir de ben acık limon ekşi isterdim. Bir de acık ya, şöyle bir zeytinyağı gezdirseydiniz çok güzel olurdu. Humus konusunda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Pastırmanız çok güzeldi. Yedim ben pastırma. Afiyet her olsun. Zaman güzel. Ben de güzel. Lezzetli bir şeydir. Humus için pastırmayı yapmadığım için... İşte vallahi ben pastırmasını beğendim. Öyle pastırmayı ben yapmadım. Ne yapabilirim? Yani demek istiyorsunuz ki ben humusu beğenmedim. Onu yani, mu anlıyorum? Yani. Daha açık konuşursanız... Standartlara göre olmamış. Daha ne anlatayım? Ayşegül Hanım söyledi aynı şeyi söylediğim ya zaman sadece, da size aynı taraftasınız ben dersiniz sizin, diye söylemek ben istemiyorum. Ben sizden duymak istedim o yüzden. Şimdi onu geçelim. Şimdi arkadaşlar bir şeyi çok kaçırdılar. Onu ben şey yapayım. Siz menünüzde közlenmiş... Közlenmiş evet. Biber... Közledim. Ben hiç köz tadı adamıyorum. Közlenmiş. Bildiğiniz su tadı var. Közlenmiş. Su tadı var. Islak blender'dan yapış geçirdim. Yapış. Sarımsak yani bu, da o közün tadını bastırıyor. Dereotu da bastırıyor. Maydanoz da bastırıyor. Köz yok. Köz yok. Bastırıyor diyorum. Köz kokusu yok. Maydanoz tadını biliyorsunuzdur. Köz kokusu yok. Biz hep yaparız köylerde salça yaparız. Arkasından patlıcanlı maydanoz biberleri tadını biliyorsunuzdur değil mi? Ne kadar çok sebzenin közün tadını da biliyorum. Ne kadar çok ama ürünün yok, tadını yok bastırdığını da biliyorsunuz. Olmamış. Ara sıcaklarda hayal kırıklığına uğramadın, zaten yapamayacağını biliyordum. Kesinlikle bütün çeşitlerimde ben iddialı olduğumu söyledim. Burada da rol yaptılar. Benim ara sıcaklarım gayet de güzeldi. Peki ana yemeğe geçelim. Haydi bakalım teşekkür efendim. Ederiz. Çoban neydi? Elmalı çoban payı, bir diğer ismiyle çoban turtası. Çoban turtası. Çoban turta. Yanında da çilekli roka salatası. Yusuf beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu kadar lezzetsiz olmasını beklemiyordum. Ondan beklentim vardı. Mis gibi bir davet yemeği hazırladım ama kesin hiçbir şekilde anlamıyorum. Hayatımda hiç humus yememiş gelmiş yarışmaya katılıyor. Ayşegül Hanım'ın yorumları net ama diğerleri gibi değil. Sosyete biliyor. Yaptığı yorumlar gayet açıklayıcı, gayet mantıklı. Ayşegül Hanım'a katılıyor. İnşallah çoban payını beğenirler. Beğenecekler. Çünkü şahane tat, lezzeti, kıvamı... Şimdi siz simetri hastasısınız değil mi canım? Evet, evet, evet. Biz misafiriz, siz ev sahibisiniz. Tabağınızla tabağımı karşılaştırır mısınız rica etsem? Büyüğünü kendine almış. Hayır bir de simetri değil. Lütfen. Bakın. Şöyle dağılabilen bir yemek olduğu için yani... Ay ben bunu kabul edemem beyefendi. Daha önce siz yememişsiniz. Daha önce yememişsiniz ki yani, yorumları bakın, alacağım da... Bakın. Söyleyeceğim. Yani, akışkan çünkü kıvamı ama akışkan olduğu biri için. Biri büyük, biri küçük. Niye ikisi eşit değil Yusuf Bey? Geliyorum. Çok pardon. Çanlar müsaadenizle. Çanlar sizin için çalıyor Yusuf Bey. Salatayı unuttu galiba. Yani bu nasıl bir püre? Ben vallahi bunu... İçinde kaşar peyniri olan bir püre. Bu püre. Beşamel sos nerede? Efendim? Yok mu beşamel sos? Daha yok önce yediniz mi bu bir yemeği? Yemedim. Fransız yemeği. Ama bu Fransız yemeği değil bu. Orijinalini bozamam. Bir dakika. Bu havuçlu kıymalı bezelye. Tamam evet zaten özelliği olan da o ya içeriği bütünlüğüne Fransız yemeği. Tamam da. Fransız şeyi nerede ama? Evet, patates. Hiçbir şekilde hazır bak, kullanmadım kendim yaptım. Bu patates nerenizdiniz? Neyle ezdiniz? Nasıl neyle ezdiniz? Patatesi neyle ezdiniz haşladıktan sonra? Pişirme şey mi püreyi mi diyorsunuz içindeki mi? Püreyi. Püreyi blender'dan geçirdim.
Keşke geçirmeseydiniz. Su gibi ama olmuş. Ama kıvamı tutturamazdım. Akışkan olması gerekiyor ki yemeğin özelliği o. Kaşar peyniri de olduğundan kaşar dolayı. Kaşar peyniri almıyor musun yani? Yok. Ben balık kıymalı bezel yiyorum yani. Kıymalı avuçlu bezel yiyorum. Patatesin tadını bastırdım ki çünkü altında garnitürde... Niye bastırıyorsun? Pürenin içindeki patatesi... Şeyin menüde yazıyor. Kocaman miyim? Yazıyor. Püre yazıyor değil mi? Açıklayabilir miyim? Yani... Yemeğin özelliğindeki patates püresinin patates tadı gelmemesi lazım. Çünkü altında zaten garnitürün içinde patates var. Nasıl gelmemesi lazım? O zaman niye koyuyorsunuz ki üstüne gelmemesi gerekiyorsa? Akışkanlığını korumak için hani püre patates kullanmam gerekiyor ya. Şimdi püreyi yaparken yani püre tadı gelmemesi mi gerekiyor? Hayır, kesinlikle. Yani püre tadı olmadan olur mu? O zaman havucu niye... Kaşar peynirde gireceği için... Patatesi niye aç diyorsunuz? Özellik yani bu. Pürede sadece demiyorum altındaki patatesin patates tadı gelmiyor demiyorum. Üstündeki pürenin patates tadı gelmemesi lazım. Özellik bu. Yani çünkü sen neden iki tane patates? İki çeşit. Ha. İki çeşit. O zaman doğru yapmışsın. Bak püre olduğunu anlamadım İna Hanım. Hı hı. Kesinlikle eğer anlamadıysa tutturabilmişim demektir. Çünkü neden iki tane patates yani iki ayrı peki, çeşitte? Peki bunu yapmak için ne yaptın yani patatesi tadını almasınlar diye ne koydun? Kaşar koydun. Süt içine. Koydum hı. Pürenin içine. Hafif yağ koydum çok az, kaşar peyniri, biraz da tuz. Şimdi ben şu kısmı anlamadım. Bu yemekte iki tane ana ürün var. Yani tek tek malzeme olarak değil. Bir kıymalı harç, evet, evet. Bir de patates püre kısmı. Evet, şu aşamalı püre şekilde. Yok. Tamam, hayır ben başka bir şey söyleyeceğim. Tamam. Yani genel olarak bir kıymalı harcımız var, evet. Bir de üstünde püre kısmı bir var değil mi? Bir tane garnitürü var. Tamam. Aynen. Şimdi diyorsunuz ya hani patatesin tadını almamamız gerekiyor. Şimdi adı üstünde patates püresi ya, zaten iki ana öğünde, yani iki ana üründen bir tanesi ya, patates tadını biz niye almıyoruz? Aynen. O kısmı anlayamadım ben. Anlattım ya biraz önce, sütle bastırdım. Şimdi niye bastırıyorsunuz? Şimdi süt tiyosu vermiştim. Süt çoğu ürünü bastırıyor. Tarif çoğu böyleymiş. Şey. Tarif bu. Şimdi bunu ben de yapıyorum da. İki aşamada ben öyle da, bilmiyorum. O yüzden anlamaya çalışıyorum. İki aşamada da patates kullanıldığı için i̇şte bir tane aşamada. İşte altına ben mesela patates koymuyorum. Çünkü zaten üstü püre ya. İşte üstü püre olan bir şeyin altında patates ne işi var? Bunu tutturabilmek zaten. Özelliği neyi bu. Özelliği ne bunun? İçinde, üstündeki pürenin patates tadının gelmemesi. Siz orijinal tarifiyle mi yapıyorsunuz? Evet, ben sürekli kendi, yapıyorum kendi, bunu. Kendi isteğinize göre mi yapıyorsunuz? Orijinal tarifiyle. Hayır, ben bunu yıllar önce bir yerde yemiştim. Için. Hoşuma gitmişti çok uzun yıllar önce. Sonra biraz araştırdım. Zaten aynı, benim yediğimle de aynıydı. Ama ben hiç böyle hani patates püresi alınmaması gerekiyor diye bir şey özellikle ne duydum baktım. Ne yazıyor öyle bir vallahi şey hiç bilmiyorum. Ben ama şu anda hiç bilmiyorum öyle bir şey. Yemeği yiyorum. Çok güzel zaten olmuş. Yani o şekilde bakarsam evet o, ama o, öyle. O pencereden bakarsam kıymalı bezelye, bol kıymalı. Püreyle de birleştiği basit. İçin, ne püreyle kadar de birleştirdiği için. Vallahi çok güzel. Garnitürümü haşladım. Garnitür hazır kullanmadım. Emek var. Bizimkinde yok mu ben anacığım? Size yok. Emekle alakalı tek bir yorum bizde yaptım mı ben size? Hı? Bana vardı, yapmayın demiyorum. Hı. Yaptım mı ben size? Yapabilirsiniz. Siz yaptığım yemek... Çatal bıçağı yamulttunuz, bıçağı. Tamam, bilinçli, hamur işi yaptınız. Bilinçli yamulttunuz be. Ben de yamulttum, yapmadım. İzledikten sonra, izledikten sonra eminim ki o an çekilmiştir ki çekiliyor da her detayına kadar çekiliyor. Görürsünüz. Benim emeğim kadar yani hiç... Ya kasıtlı yapıp yapmadığını görürsün. Şimdi lezzetli dedin ama az önce. Niye kasıtlı bir şey yapayım? Kıymalı bezelye olarak çok güzel. Afiyet kıymalı olsun. Bezelye ama. Beğendiyseniz afiyet ama olsun. Ama orada yazan menüdeki yazan yok. Bakar, Fransız gözüyle bakarsanız. Yok ben Fransız değilim, Türk'üm. Tamam bu ama özellik bezelye. Bu. Ben size açıklıyorum özelliğini, bu şekil yapılışını, içeriğini. Bir ana yemek değil mi davet yok, sofrası değil, için? Hayır. Nasıl yani? Değil. Ara sıcak değil. Kıymalı bezelye yanına pilav yapaydın yiyip. Pilav şu şekil fırın süflaj patatesin yanına pilav. Ne yapayım? Aroması genelde... güzel değil mi? Baharatı marda şaka bir yana da şimdi gerçek durumu da öğrenmek istiyorum. Şimdi menüde yazan bu patates olayı yok bunda. Hani biraz da baharatı geldi bana. Ama yenmeyecek gibi mi? Değil. Yenir yani gayet güzel hani. Ama bu patates püresi bana çok cıvık geldi Kadir Bey. Peki. Ya. Salatayı nasıl buldunuz? Salatada ekşi yok. Ekşi konmuyor mu salataya? Koydum. Çok az nar ekşisi serpiştirdim. Hayır yok. Yağ yok. Zeytinyağı da var. Bir tane limon sıktık. Parlıyor, yok, limon sıktık. Yok. Nerede? Hani nerede? Yağ nerede? Hani nerede? Ben yağ görmüyorum. Parlıyor. Ha o kadar mı? Yemek dokundunuz ağır. Mu? Hayır. Yemek ağır, sosu az tuttum ben. Hayır. Ekşi değil. Ekşi yok.
Ekşisi demek yok. Demek istediğim şu, ben az miktarda koydum, yağ oranından bahsettiniz. Yok, yağı açık ekşi değil, ürünme. Hayır. Bir de çilek, çileğin tadı geliyor. Roka zaten mayhoş bir tadı olduğu için yok, limonla daha değil, çok ekşi, ekşi bir tat katmam. Ekşi yok, yağ yok. İstemedim. Ben salatayı beğenmedim. Peki, afiyet olsun. Nurşa. Sizin genzinizi yakmadı mı baharat hiç? Onu sormak istiyorum. Acı, acı. Acı. Acı geldi bana. Karabiberi çok fazla. Acı geldi aşırı bana. Aşırı fazla. Karabiberi çok fazla. Çorbada da acı dedik. Aman işte bunun usulü böyle deyince artık ne yapayım? Ha, midem yana yana. Bunda usulü yok. Bu kadar değildir diye düşünüyorum. Yiyemedim çünkü genzim çok aşırı derecede yandı. Yani baharat konusunda mı bir sıkıntı aksine yaşadınız? Aksine karabiberi az koymuşum. Az mı? Aksine. Bu az mı şimdi? Bu az mı? Az mı gerçekten? Aksine az koymuşum. Fransızlar demek evet, karabiberi seviyor. Baharat, şey, çünkü özel ama biz Fransızlar baharatlardan yola çıkarak baharatsa biraz fazla tutarlar bir yemekte. Evet, karabiberi çok bana fazla. Bana aşırı fazla geldi ve patates püresi kesinlikle değil. Yani bu, ay, bana yani katılıyor musunuz? Bu konuda katılıyorum evet. Siz anlamadınız, ben tekrar açıklamak anlattığınızı istiyorum. Anlattığınızı anladım. Hayır, ama hani biz de araştırdık ya. Biraz kalın yapabilirdiniz. Çok ince, yani, çok hayır, ince. Akışkan olması gerekiyor yemeğin özelliği. Ya, ama kalın, araştırdığımızda sen, böyle değildi yani. İnternetten baktığımızda bu görüntü yoktu. 3 patates koyaydım. Biraz daha gene aksaydı ama kalın aksaydı. Kalın bu derken ne, zaten bu kalın. Bu ne zarf gibi, şey gibi, kağıt gibi. Yemeğin orijinalinde sadece baharata kızdım. Çok özür dilerim. Siz bunu Fransa'da mı yediniz de Fransa'da bunun değil, baharata az diyorsunuz? Fransa'da nerede yaşayan, yediniz? Fransa'da yaşayan kuzenim yaptı. Onu ondan öğrendim. Ha, tamam. Hani böyle yediğinizde çok böyle genzinizi yakıyor muydu? Evet yani? Gerçekten. Bunu daha önce yaka kuzen yaka gidiyor. Anlamadım. Yaka yaka mı gidiyor aksine yani? Dedim ya karabiberi az yakması lazım zaten. Baharat fazla olması lazım. Aldığım tarif, orijinal tarif üzerinden yaptım. Peki salatayı nasıl buldunuz Nurşah Hanım? Ben roka salatasını çok seviyorum. Çilekli de güzel olmuş. Ben beğendim. Peki, sosu az olsun ama güzel. Afiyet Ayşegül Hanım. Şimdi hem iyileri hem kötüleri söyleyeyim. Elbette. Kıymanın lezzetini ben çok beğendim. Kıymanın lezzeti güzel. Siz orijinali böyle diyorsunuz ama ben katılmıyorum. Benim fikrim karabiberi gerçekten çok fazla. Şimdi bu yemekte bir püre görmek isteriz biz. Pürenin tadı güzel. Tadına diyecek lafım yok. Ama bu püre değil. Bu hani açılmış bir püre ya da nasıl söyleyeyim açılmış, sıvı evet, bir püre. Açılmış derken hani evet çok sıvı gerekiyor bir püre. Ben böyle bilmiyorum. Böyle de yapmıyorum. Böyle de görmedim. Bana göre bu doğru değil. Yani hani yemeğin olması gerekeni bu değil. Siz savunuyorsunuz. Tabii ki savunacaksınız. Ama bana göre bu değil. Ama sıcak geldi. Ben yaptığım için savunmuyorum. Orijinalinden i̇şte bahsediyorum. İşte ben böyle bilmiyorum. Ben de yapıyorum. Yıllardır yiyorum. Ama siz de yapsaydınız vallahi de vallahi diyerek de yani farklı yemin şeyler etmeyin lanse etmek için demiyorum. Siz yapsaydınız ben detaylı araştırmamı yaparım. Gerçekten orijinali buysa ben adaletli tamam, şekilde ben de mantıklı biraz önce şekilde söyledim size verirdim. Olması gereken oysa tamamdır derim. Dediğim gibi ben de yapıyorum orijinali ben bu böyle yapmıyorum. Tutturabilmişim. Bilmiyorum. Sıcaklığı güzel. Ben bitirebilir miyim yorumumu? Buyurun. Sıcaklığı güzel geldi. Bana göre güzel. Donmuş böyle buz gibi bir şey önümüze gelmedi. Ama afiyet tekrar olsun söylüyorum. Bunun ben böyle olduğuna katılmıyorum. Bu çok sıvı. Bir de ana yemeğe göre çok basit. Yani lezzet bir kenara. Bak lezzeti ana güzel. Olarak, evet lezzeti bak, kıymanın lezzetini ben çok beğendim şimdi. Ama bu ana yemek gibi gelmiyor bana ya. Yani mesela beni bunu çocuklarım çok seviyor benim. Ben dedim ya bunu sürekli yapıyorum. Çok seviyor çocuklarım. Davete ama gitmez mi? Ana yemek davete hayır. Bence bu bir ana yemek Fransız değil. Kökenli sizde sosyete. Sosyete derken yine yanlış anlamayın. Yok anlamıyorum artık. Ben yok gerçekten sosyete. Sosyete farklı kötü bir kelime değil. Yok sorun değil. Sosyete bana biri sosyete. Bir sosyete dese. Bak, vallahi ben hoşuma gider. Ha, sosyete değil. Güldüklerinden dolayı yanlış anlamayın diye söylüyorum. Bilemez bunu deme kısmınıza zaten hep takıldım. Sosyete kısmına ya, ben size takılmadım. Size hitap ediyor diye düşünüyorum. Ben peki, zaten bana yanıma gelmek istiyorum. Hayır gelmeyin lütfen salatamı. Evet. Şimdi salatada bana göre bir hata yapmışsınız. Roka çok çabuk ölen bir sebze. Çok çabuk ölüyor roka. Bunu keşke böyle hepsini karıştıracağınıza, hepsini böyle üst üste dizip de sosu sadece üstüne dökseydiniz rokalar bu kadar bence ölüp bayılmazdı. Hani görüyorsunuz salatamı bakın en son yaptım. Çok evet ezilmiş. Yani ben hani hepsini böyle harmanlayıp değil de sadece üstüne dökseydiniz. Sos var mı rokalar içinde? Ama çok ezilmiş. Baksana rokaların ama haline bak. Bak rok yani karıştırmasından karıştırmasından. Karıştırmasından. Karıştırmasından bahsediyorum. Hı. Roka çok yumuşaktır. Çok çabuk ezilir. Hı. Çok ezilmiş zaten. Evet. Hani böyle üst üste koyup hı sadece üstüne dökeydi daha iyi olurdu. Pişmişiz elinize bana sağlık. Teşekkür afiyet ederim. Olsun. Afiyet olsun. Evet Güneş Hanım son yorum sizden. Buyurun evet, efendim. Elinize sağlık. Öncelikle ben beğendim. Ana yemek afiyet olur olsun mu? Olur.
Ama ben de püre deyince bu krema gibi, kıvamı krema işte gibi. İşte tekrar hani yorum görsellerde baktığımızda da ama hani daha... Böyle mi görünüyordu? Evet. Akışkan. Böyle gözükmüyordu. Ya, püre daha o, hani, evet püre. Bir de turta diyorsunuz bak, turta şeklini bozmayan bir şeydir. Hani sert bir şeydir. Bu hani bu da bir tık özelliği. Daha aslında hani böyle akışkan olmuyordu. Hani görselde biz öyle gördük. Ben ilk defa yiyorum ve beğendim. Lezzeti çok güzel. Akışkan olması elinize gerektiği sağlık. İçin afiyet olsun. Beğendiğinize hani sevindim. Öyle diyorsanız bilmiyorum ama görselde bile daha tok duruyordu. Öyle diyorsa mesela puan verecek misin? İkna oldun mu? Hani oluru bu diyorsa Fransa'dan bir diyor, yapmış ama lezzet oluyorsa olur mu canım? Hayır. Biraz önce de söyleyeyim. Fransa'da, bu diyorsa ne demek? Bu diyorsa derken hayır ben orijinalliğini tutturabilmişim. Demek istediğim şu, sevindim gerçekten püre tamam, olmadığını duydum yani Güneş Hanım'a şunu soruyorum. Ya. Beyefendinin orijinal demesine inanıyor musun? Evet siz, eğer siz bu şekilde oluyor diyorsanız ben kabul ediyorum diyor musunuz? Ben kabul ediyorum çünkü görselle çok bir farkı yok. Ama bir tık dediğimiz gibi hani bu püre değil de krema gibi hissettirdi. İşte tam da bu işte özellikle ama görselde de normalde çok bir farkı yok ama bizim gördüğümüz görsellerde daha çok duruyor. Ama o zaman ki hissettirememişim zaten şimdi, bu tutturmak. Siz kendi yediğinize değil de hani sadece onun demesi yeter. Onun da kendi değil. Baktığım öyle değil. Hayır baktığım öyle daha, diyorsunuz. Bir tık daha hani turta gibi sabit. Hani sabit. Bu kadar evet, dalga gibi sabit. Bu efendim. Baktığınızda bunlar arasında çok bir fark var. Çok bir dalgaç gelmedi. Biz peki salatanızın yedik. Yorumunu alalım Güneş Salatayı Hanım. Salatayı da çok beğendim. Çok yakışmış. Afiyet ben de olsun. Yapacağım evde. Ama çok sarı yaprak var. Hani sarı ayıklanmamış gibi. Şöyle roko olarak. Burada da tamam. Size gelmiş galiba. Böyle rokolar ezilmemiş mi? Çok hep ezilmiş rokolar ya. Olarak bak. Benim tabağımda çok var. Sarı sarı yapraklar. Evet. Hani burada da ya belki gözden ayıklanmamış. O zaman çok bıraktım. Beğendim diyorsunuz. İçinde sarı yaprak var. Ayıklanmamış diyorsunuz. Ama sarı yaprak olması lezzete tamam, lezzet olarak ama. Çok o zaman hani lezzetli de garnitür çok fazla. Evet lezzet desin o zaman. Garnitür fazla derken yoğunluğa göre yaptım. Kıyması az. Yani eşit şekilde sütlaca geçelim. Haydi bakalım. Sağlık. Ellerinize sağlık. Elinize sağlık. Olsun. Teşekkür ederiz. Güneş Hanım'ı ben bir türlü çözemedim. Bir şey söyleyeceğim diye aklı çıkıyor. Her şeyi beğeniyor. İşte beğenmese de ne olduğunu bile söyleyemiyor. Böyle kendi kendine mırıldanıp duruyor yani. Güneş Hanım'ın tavrı bana has özel bir şey değildi. O hep böyleydi. Güneş neyi eleştireceğinin daha farkında değil. Bilgisiz. Yani yemekleri tahlil etmek, onlara yorum yapmak konusunda biraz daha acemi olduğunu düşünüyorum. Ben damak tadıma göre yorumluyorum kendimce. Gayet de yemek bilgim olduğunu düşünüyorum. Bakalım belki sütlaçta sizi zirveye taşır. İnşallah. İnşallah. Ben çok severim. Hayır. Niye? Bu kadar olmamış gördükten sonra. Bakın sütlaç çok kolay bir tatlıdır. Anladım. Ama fırın sütlaç dediğiniz zaman onu tutturmak kolay değildir. Onun üstünü o kızartma aşaması. Hayır. Suyunu ve pirincinin pişme ayarı. Şimdi gelince... Fırına verince bazen çünkü göreceksin. Çok pilav kuru oluyor ya. Evet, kuruyor. Evet, kaşık kuruyor da biliyorum. Pilav evet. Oluyor. Ya da böyle sırf böyle su gibi bir şey geliyor. Onu şimdi peki, göreceğiz. Peki bu yemeklerden sorayım bitirirseniz. Hayır. Hayır. Yusuf Bey orijinali bu diyorsunuz ama yine bahane buluyorlar. Yemin işte sanırım normal garnitür gibi karıştırıyor ama orijinali bu. Savunduğumu da düşünüyorum. Mine Hanım bezelye yemeği dedi. Bezelye yemeği değil tamamıyla Fransız kökenli. Şimdi sosyete olmadığı için ben sadece Ayşegül Hanım'a yakıştırdım. Ki gerçekten de yakıştı. Ayşegül Hanım'ın bu kadar sakin ve adaletli yorum yapacağını düşünüyor muydunuz? Ayşegül Hanım'dan hiç bu tepkiyi beklemiyorum. Gayet anlayışlı, mantıklı yorumlar yapıyor. Mine Hanım'ın Ayşegül Hanım gibi yemek bilgisi yok mu? Mine Hanım'ın asla yemekle alakalı bilgisi yok. Sadece evde yapılacaklarla sınırlı. Evet, sütlaç geldi. Hadi bakalım. Fırın sütlaç. Pardon, fırın sütlaç. Mine Hanım. Es geçmeyelim. Gülüş Ayşegül Hanım. Hanım çok hevesliymiş ben ve iştahla severim. Bekliyor. Öyle mi? Hı-hı, çok severim ben. Ben de çok severim. Hiç sevmem. Sütlaç mı sevmiyorsun, sütlü tatlı mı sevmiyorsun? Süt Nurşan Hanım. Sütlü tatlı. Aşkım. Nefret teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aa, ben çok sizin severim. Oralarda halbuki çok olur sütlü tatlı. Bu benim şahsi sıkıntım. Sen o zaman süt helvası da yemiyorsun. Süt helvası yiyemem, sütün kokusundan nefret ederim, evde kaynatamam, kaynatırsam camları açarım. Aa, o böyle kaynarken bir de köpük köpük oluyor ya, üstü kaymak tutuyor. Deme valla konuşurken bile fena oluyor. İnek yeni süt doğum yaptığında bir ağız sütü var ya nasıl? Evet, ben ikisini de istedim. Ne oldu? O çok lezzetli bak. İkisini de vereceğim size istediğinizi. Eşim bu sütlacı yapmıyorum diye bana çok kızıyor. Adama yapmıyor musun? Yusuf yapmam. Bey bu bardakları koymuşsunuz ama boş. Keşke bize bir içecek, bir limon nota bir şerbet ya bir şey koydunuz? Yapsaydınız yapmadıysanız niye koydunuz? Şöyle bir durum portakal suyu ve ayran yapmıştım unuttum. Aa aşk olsun. Ah, o kadar portakal sıktırdın bana. Portakal mı sıktınız? Evet. Bir kilo portakal sıktım içeride ben. Aha. Verin de bari evde içelim.
portakal suyu içmek istiyorsanız getirebilirim. Ben alabilirim ya. Tabii. Ben severim. Ben de alayım. Sen bari. Sürahi ben de alayım. Kadir Bey o kadar sıkmış. Tabii. Tadına vallahi bakalım. Vallahi sıktım bir kilo. Ay. Ayran da yapmıştı. Ayran da ayran yaptı. Yanında sütaş gitmediği için sormadım. Ay. Nasıl yiyeceğiz acaba? Nasıl böyle üstüne mi döküyorsunuz? Fındıksız olmaz ya. Allah'ım. Sütlacın fındıksız şeyi fındıktır. Yani lezzeti fındıktır. Neyse. Güneş Hanım bardağınızı uzatın. Çok pardon. Çocukken bir olay mı yaşadınız? Vallahi bilmiyorum. Gerçekten bak oğluma ben 8 sene sütün sonra... Sütün içine mi düştün demeyeceğim de. Ha, yok. Hani böyle kötü bir süt içtin tiksindin. Benim mi? Oğlum biraz geç doğdu ve çok özel... çok kıymetli bir çocuktur. Tamam. Hatta gerçi herkesin evladı kendine kıymetli ama... Hani çok sıkıntılarla doğurdum ben onu. Hani doğurana kadar çok sıkıntı yaşadım. Hamileyken doktor dedi ki, Mine Hanım dedi süt için dedi. Kalsiyum eksikliği var dedi. Yemin ediyorum çay bardağını böyle koyuyordu, burnumu tıkıyordu. Böyle yapa yapa. Zehir içerken. 2-3 kere öyle yaptım. Ondan sonra dedim ki eşime ben dedim istemiyorum, ben içmeyeceğim dedim. Yani yoğurttan, peynirden alıyorum. Zaten öyle içince onun sana faydası da olmamış. Yani yok içemiyorum ki zaten. Mümkün değil. Allah yardımcın olsun. Amin. Ama bak peyniri çok severim. Ama süt kokmayacak. Peyniri, yoğurdu mesela. Ev yoğurdunu çok severim. Sen de annemle küsün, teyzemle görüşüyorum. Öyle olsun. Şöyle. Ama... Süt ürünle, sütü ama içmiyor, süt ürünle. Kokan, mesela kokuşan... Sen sütün kokusunu sevmiyorsun. Kokusunu sevmiyorum. Ben de çok severim. Ne oldu Ayşegül Hanım? Hayal kırıklığına uğramadım diyeyim. Zaten böyle olacağını bekliyordum. Ama keşke güzel gelseydi de yeseydim. Ben sütacı çok severim. Nasıl yani güzel gelmedi de dediğiniz nokta? Bir kere şekeri hiç yok. Şeker aa, yok mu? Hiç yok. Yani herhalde size vermemişler. Hiç yok. O kadar az ki. Vermemişler derken ölçüye göre, ben tamamıyla ölçüye göre yapıyorum. Ha bilmiyorum, ben ölçüye göre yapmam ama şekeri hiç yok. Şunu da eklemek istiyorum. Sütlaç, şeker bastırırsa sütlaçtan tat alamazsınız. Yok canım öyle bir şey yok. Şeker, tatlı ya bu. Tatlı ama şekerli vanilin de kullandığım şeker için. Şeker hiç yok. Vanilin şeker vermez. Şeker tadını aldıysan. Aldım, ben devam edeyim mi? Buyur, başladı nasıl olsa. Şekeri çok az. Dediğim gibi keşke olsaydı. Bir de aynı biraz önce söylediğim şey başınıza gelmiş. Fırın sütlaç çok tehlikelidir. Neden? Suyunu doğru koyamazsanız ya da pirinci az pişerse bütün sütünü, yani su değil pardon, sütü çeker. Ondan sonra böyle pilav gibi olur. Bu da böyle pilav gibi olmuş. Pilav gibi yani sallanıyor, farkında mısınız? Ama bak gösteriyorum, bak baba gösteriyorum. Bakın farklı bir şey yapmıyorum. Sizin gayet de işte kıvamlı, pilav gayet gibi. Nasıl kıvam? Bu kıvam değil mi Yusuf giriyor Bey? Ya hani hafif biraz tamam işte onu sulu bırakacaksınız. Pirinci de iyi pişecek ki fırına girince bütün pirinç sütü çekip böyle olmayacak. E işte bütün şeyi çekmiş, o yüzden pişmiş. Sütü çekmiş baksanıza. Aynı gayet çorba yoğun olmuş. Kıvam. Hani ilk çorba evet. Yani mesela biraz ya akışkan olsaydı çorba gibi hayır, olmuş hayır. Diyecektiniz. Bunun bir ayarı vardı. Bu tamamıyla bir ayarı vardı. Gayet yok canım bu pilav da, olmuş. Ben gösteriyorum da, işte bakın ben farklı bir şey yapmıyorum. Onlara bakacağız şimdi. Ayşegül Hanım koyu dedi. Sen kabul etmiyorsun koyuluğunu. Yok gerçekten tam kıvamda şekeri sallanıyor. Şeker için ne diyorsun? Şeker çok için az. Belki Ayşegül Hanım'a az gelmiş hayır, olabilir ama az. İdeal bir peki, şeker peki Güneş Hanım'a soralım. Şekeri nasıl Güneş Hanım? Şekeri az. Az mı? Normale göre az olmuş. Çok kıvamı? Kıvamı belki eşit dağılım yapamamıştır. Benimkinin kıvamı o kadar katı değil. Vallahi size de hep iyiler geliyor. Vallahi bize hep kötüler geliyor. Ama bakın geliyor. Gerçekten yani bu nasıl bir şeydir anlamıyorum vallahi. Aynı tencereden çıkan biz yemekleri sunuyoruz. Yok eşit dağılım yapamayabilir. Belki yüzeyi bana gelmiştir ama sizinkiyle aynı mı özellikle bu? Karıştırarak vallahi ben de gösteriyorum işte. Farklı bir şey yapmıyorum. İşte ben de onu diyorum. Size tane gelmemiş. Bir karıştır. O zaman tane hiç gelmemiş. Sizin taneler bana gelmiş o zaman. Bak gösteriyorum. İşte dağılım eşit olmamış. Neyse bir kişi beğendi. Üstüne fazla gitmeyeyim. Kadın çağırmasın. Biraz olmuş. Güneş Hanım olmamış bir şey bile olmuş diyor. E bu sefer de gerçekten yapanın, hak edenin hakkını yemiş oluyor aslında. Siz hı hı. Dün bana kek yapmışsınız, kek yapmışsınız diye 10 kere söylediniz. Hı. En azından benimkinin 3 aşaması vardı. Kolay ya da zor. Tamam. Sonuçta aşamasız öyleydi. Siz bir sütle pirinci pişirememişsiniz. Sütle pirinç. Sütle pirinç dediğiniz evet. Şey bütünleşince bana o kadar sütlaç laf söylediniz aşamalı. Ama olamamış işte. Bu arkadaş pilav olmuş. Pilav olmuş. Evet işte şekerini bile ayarlayamamışsınız. Yoğunluğu bana bir de o kadar laf lütfen, söylediniz. Lütfen bari gördüğünüzü söyleyin. Ama söyleyin. Ah, işte gördüğümü söylüyorum. Çatal tatlıma bile neler söylerdi. Ona hiç gelmeyelim. Gördüğünüzü söylüyorum. Valla gelelim gayet güzeldi. Sütlaca gelelim Mine abla ama sen zaten sütlü tatlı sevmiyorsun. Ben sütlü tatlı sevmiyorum ama arkadaşlara katılıyorum. Gerçekten tatlı gibi değil. Ama tat yok. Şekeri çok az. Tırnak içinde sütlacın ne özelliği çok vardı seviyorum. Bastıracak. Yemin ederim burada daha şeker çok sevmeye başladım. Zaman,
Bu şeker olursa yenir, şeker olmadıkça... Tırnak içinde bir şey diyecek, dinleyin. Bu hareketi burada daha çok sevdim. Şerbetli tatlı değil, tatlı şekerini bastırayım. Şerbetli olsaydı... Sadece şerbetli tatlılar mı çok tatlı oluyor? Hayır, çok tatlı derken... Sütlü değil mi? Çok özür dilerim, bir dinleyelim ne anlatmak istiyor. Tatlı ama sütlü bir şey, sütü öne çıkarmak gerekiyor ya. Hayır canım, süt tatlı öne ya, çıkmamış tatlı. Ki tadı yok zaten, piriş pilavı gibi. Şekeri çok olunca sütün tadını alamazlar mı? Şekerim... Nasıl sütü? Çıktı. Bunu yiyeceğim, madem şeker. Peki, afiyet olsun yine abla. Bana şeker geldi, ne kadar güzel. Yusuf'un tatlı savunması o kadar saçmaydı ki tatlının az tatlı olacağını söylüyor. O kadar yani bu Yusuf'un hiç yemek bilmediğini gösteriyor. Kesinlikle saçma yorum yapmıyorum. Öyleydi. Benim tarifim buydu. Arkadaşlara katılıyorum. Aynı konular. Tekrar söylemeyeyim. Peki. Kusura bakmayın ama elinize sağlık. Kusura bakmayın diye bir cümle yok. Neyse ne görecekseniz onu söyleyin lütfen. Ya bana da koyu geldi. Annem sürekli yapar. Babam çünkü tencere tencere yediği niye, için. Niye kusura bakmayın dediniz ki? Biz hiç kimseye eleştiri yaparken... Ben herkese, kusura... siz demediniz ama ben herkese söyledim. Sadece Yusuf Bey hayır, değil. Hayır, bana söylemediniz. Bana siz bence, söylemediniz. Siz bence hayır. Programı bir baştan sona izlersiniz. Çorbam bile yağlı dediniz. Tatsız, tatsız, tatsız dediniz ki ben şerbete... Çünkü yağlı tatsızdı. Nasıl? Öyleydi, öyleydi ki öyle söyledim. O tatlıyı. Şerbete batırdınız ama şerbet çekmemişti hanımefendi. Nasıl çekmem? O şerbeti tam düzgün bir şekilde yapsaydınız. Baklava dilimi sunmuyorum size. Şerbetin içerisi Kadir Bey gördü. Şerbetin içine attık. Onu yıkadık. Kadir Bey gördü, biz de izlerken göreceğiz. Yıkadık. Sizin elinizde sundu. Keşke böyle küçük küçük yapsaydınız da düzgün gene çekseydik. Gene benimki daha tatlıydı. Bunda tatlı. En azından bak, şekersizse şeker var. Sizinki de hamurdu. Bir şey fark etmiyor ya. Sağ taraftan alsanız aynı tadı alacaksınız. Mina Hanım kıyır kıyır. Bir şey söyleyeceğim. Dur, sağ taraftan aynen, alsanız. Sağdan alsanız yine aynı şeker oranı. Buradan alsam yine aynı şeker oranı en azından. Yok zaten. En azından ama sizin tatlınızda, çatal tatlınızda bir tarafı vallahi de billahi katılıyorum. Benim tabağıma da eşit şekilde şerbet gelmemişti. En azından benim her tabağından, her yönünden şeker oranı aynı. Şekerlik oranı şeker aynı. Şeker oranı aynı. Yok. Bir su bardağından şeker bir tık daha fazla şeker kullandım. Şeker bir litre süte. Yok. İki bardak koyman gerekiyor. Yok. Şekerli vanilya kullandım. Tatlı tatlı değil. Adını tatlı diye almış ama gariban pilav olmuş çıkmıştır. Peki, afiyet olsun. Herkesin eline koluna sağlık. Bugün çok heyecanlı geçti. Bir o kadar yorucu, bir o kadar da stresli. Arkadaşlarım biraz fazlasıyla ön yargılı geldiler ama ön yargılarını kırdığımı düşünüyorum. Kendime güveniyorum. Buradan birinci olarak çıkacağım. Yusuf şu saatten sonra asla birinciliği hayal etmesin. Çok konuşanlar genelde poz çıkar demiştim sabah. Yusuf Bey bunu doğrulamış oldu. Masası hiç kendini yansıtmıyordu. Söylemlerini de hiç gerçekleştiremedi. Bugün ben masada sadece işte biraz humusu yiyebildim pastırmasıyla. Biraz da ana yemeği yedim. Onun haricinde maalesef diğerlerini yiyemedim. Özellikle tatlıda çok umutluydum ama yapamayacağını aslında söylemiştim. Sadece sütlacı çok seviyordum. Zaten dediklerimin hepsi de çıktı bugün. Yarın son günümüz Enamarat benim de bu hafta. Güneş Hanım yarışacak. Evet. Cuma günü büyük final öncesinde. Hazır mısınız Güneş Hanım? Hazırım. Peki. Yarın arkadaşlarımın hepsini şaşırtacağım. Çok güzel yemekler yapacağım. Lezzetli yemekler tadacaklar. Güneş Hanım'ın şu an çok korktuğunu düşünüyorum. Herkesin günü geçti diye, herkes ona yüklenecek diye düşünüyor olabilir. İnşallah güzel şeyler yapar. Peki ümidim yok ama. Yarın Güneş'ten hiç ümidim yok. İnşallah yanıltır diyorum ama 31 yıllık evli bir kadın olarak asla yanılacağımı düşünmüyorum. Çok heyecanlanacak bence. Onun da el ayağı birbirine karışacak. Bir de çok ağır da biri. Yani sonuçta hızlı hareket etmek gerekiyor. Süreyle yarışıyoruz. Güneş Hanım'ın çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle kalkın hep birlikte puanlarımızı verelim Yusuf. Ellerinize sağlık. Hadi bakalım. Olsun. Yusuf görsel olarak güzel şeyler sunsa da lezzet olarak yakalayamamıştı. Bu yüzden puanım 2. Yusuf Bey'in bugün masasında bir humusunu beğendim. O da ama eksikleri vardı. Tam değildi. Bir de sadece ana yemeğin kıyması lezzetli olmuştu. Maalesef geri kalan hiçbir şeyini beğenemedim. Yusuf Bey'e puanım 2. Yusuf, bugün beni hiç yanıltmadın. Senin zaten yapamayacağını biliyordum. Sana puanım 2. Yusuf Bey'e emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim ama yemeklerin hiçbiri olmamıştı. O yüzden ona puanım 2.
Yusuf Bey'in eline koluna sağlık. Yusuf Bey, Yusuf Bey, bir haftadır maşallah mangalda kül bırakmadınız. Dilleriniz masaları süpürdü. Yemeğe gelince maalesef ki çorba olmamıştı. Lahanaları pişmemişti. Yöresellik kısmında evet, ben bu masalarda çok yöresel yemek yedim. Genel olarak sıkışıklarında hep biz böyle yapıyoruz diyorlar. Ama ben bir çorbanın o kadar yoğun olduğuna inanmıyorum. Eğer o kadar yoğunsa adı çorba değildir. Maalesef ki yarmaları da o kadar pişmemişti ve çok acıydı. En azından acısını misafirlere göre ayarlayabilirdi. Aratçağa gelince humusunu beğendim. Evet, gayet güzel olmuştu. Eline koluna sağlık ama maalesef ki kendi yapmış olduğu mezesini beğenemedim. Bir aroması, bir tadı yoktu. En azından közleseydi biraz köz tadı gelebilirdi. Mirfeylerini beğendim. Yanına iyi yakışmıştı. Ana yemeğe gelince Yusuf Bey'den beklediğim ana yemek asla değildi. Yani bu kadar kendine güvenen birinin yapacağı bir yemek değildi. Patates püresinden patates tadı gelmiyordu. Gelmemesi lazım dedi. Ona da çok fazla inanamadım. Ama tadı tuzu yerindeydi. Eline koluna sağlık diyorum. Tatlıya gelince şekerli vanilin asla tatlıya o kadar şeker vermez ve vermedi de. Benim demem üzerine biraz daha şeker ekledi. Eğer onu da eklemeseydi yanmıştı. Ama maalesef ki sütlaç hiç güzel olmamıştı. Eline koluna sağlık diyorum ve puanımı veriyorum. Evet, puanımı verdim. Bu arada Rize haftamızda biz bu sütlacı orada yedik, yerinde yedik. Fırın sütlacı asla nişasta girmez. Bu da dipnot olsun Yusuf Bey'e. Yarın Güneş Hanım yarışacak. Merak ediyorum Güneş Hanım neler yapacak. Hep birlikte göreceğiz. Ve yarın 50.000 TL'nin sahibi belli olacak. Aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.